Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat bütün insanlığı şaşırtacak bir hal alabilir. Kemal Atatürk. Ön Türk Akademisi, Türk olmayı üst kimlik, tüm Türkleri eşit, Atatürk'ü doğal lider, akıl ve bilimi rehber olarak kabul eden, ayrımcılığı reddeden, çağdaş evrensel değerlerden vazgeçmeyen, Türk dili, tarihi ve kültür değerlerinin ortaya çıkartılması, araştırılması ve tanıtılması için çaba harcayan akademisyen ve araştırmacıların gönüllü olarak bir araya geldiği bir topluluktur. Biliktaylarımızın tüm hakları saklıdır. Ön Türk ve Çam Liman Akademilerinin biliktay konuğumuzun izni olmadan kullanılamaz. Konuklarımızın biliktaylarımızda dile getirdikleri kendi özgün görüş ve fikirleri olup topluluğumuzun ortak görüşlerini yansıtmak amacında değildirler. Amacımız konuklarımıza özgür bir konuşma ortamı sağlayarak gerçek Türk tarihinin gün yüzüne çıkarılmasına yardımcı olmaktır. Çam Limanı Akademi. YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza lütfen abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresleri kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerikleri değiştirilerek kullanılmaları yasaktır. İskitler, Sakalar süper güç olarak sürdürmüşler diyebiliriz. Değil mi hocam? Evet. Öyle midir? Evet. Sizi dinliyoruz hocam. Bunlar Türk müdür? Bizimle bağları var mı? Atalarımız diyebilir miyiz? Bunlar için. Siz nasıl görüyorsunuz İskitleri? Öncelikle herkese merhaba diyorum. Böyle bir konuda bana konuşma imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Şüphesiz çok geniş bir başlık altında konuyu ele aldık. Biraz da ilgililer ilgi duydukları ölçüde soru sorabilsinler, soru imkanı oluşsun diye. Yoksa İskitlerle ilgili çok değişik konular ortaya koyabilmek mümkündür. Bu görselleri özellikle şu harita kısmına geçersek, o haritalar üzerinden ben biraz daha bir iki ilerleyelim. O şekilde burada da kalabiliriz yani belirli bir süre. Özellikle İskitlerin ortaya çıkmış oldukları ve yayılmış oldukları kültür coğrafyasına baktığımızda bu Avrasya tabir edilen kültür coğrafyası. Avrasya, Orta Asya, Kuzey Asya ve Doğu Avrupa eşittir Avrasya olarak geçiyor. Aynı zamanda burası Büyük Bozkır olarak da kabul edilmektedir. Bu Büyük Bozkır'da tarih sahnesine ilk çıkan kavim İskitlerdir. Yani Sakalardır. Bunlar işte az evvel ifade edildiği üzere doğuda Çin Seddi'nden batıda Tuna Nehri'ne kadar yayılmışlar. Çok geniş sahayı işgal etmişlerdir. Her şeyden önce bir İskitlerin tarih sahnesine çıkışlarına bakmak lazım. Yani İskitleri bir tarih sahnesine her şeyden önce çıkarmamız gerekir. Doğu batı yönünde özellikle birçok göç gerçekleştirmiş. Bu göçlerden en önemlilerinden birisi milattan önce 800'lerde Çin'in kuzeybatı bölgelerinde ortaya çıkan göç hareketidir. Bozkır'da bu müthiş bir hareketliliğe sebep olmuş. Hinyutlular, Çoğullar ve işte Çinlilerin mücadeleleri
bir takım boyların, urukların doğudan batıya doğru hareket etmelerine sebep olmuştur. Bu bozkırda, bu bozkırlarda yaşanan kuraklıklar, otlak alanlarının daralması birçok sebebi olmakla birlikte göçlerin şüphesiz iktisadi sebepler ön plana çıkmakta. Doğudan batıya doğru boyları sürüklemiş. Her boy başka bir boyun yaylak ve kışlağına yerleşmek suretiyle müthiş bir göç hareketi başlamış Doğu bozkırlarında. Bunun etkisi yaklaşık 100 yıl içerisinde Doğu bozkırlarında olduğu gibi Batı bozkırlarına da yayılmıştır. Şimdi asıl mesele şu, İskitler doğudan batıya doğru göç ettiler de doğuda hiç mi kalmadı? Yani bozkırda bu bir yeniden düzenin oluşmasıdır. Yeniden nüfusun, işte oradaki hareketliliğin yeniden sağlanması ve yeni bir düzenin kurulması anlamına gelmektedir. Yani bir takım fazlalık gibi görünenler bozkır üzerinde aynı hayat şartlarını kendilerine imkan sunabilecek yerlere doğru hareket etmek zorunda kalıyorlar. İşte böyle bir hareketlilikten söz edebiliriz. Başlangıçta İskitler ne yapıyorlardı sorusu akla geliyor. Bu İskitlerin kökenine de ışık tutabilecek bir konu. Milattan önce 800'lerden önce demek ki İskitler Doğu bozkırlarında, Orta Asya ve Kuzey Asya bozkırlarında varlıklarını sürdürüyorlardı. Bu da arkeolojik boyutuyla belirtilen işte bu Antonova özellikle Karasuk kültürlerinin bir devamı olarak ortaya çıkıyor. Arkeolojik boyutuyla bir kültürel gelişmelere baktığımızda yani birçok kültür coğrafyasında olduğu gibi Türk coğrafyasında da yani insanların kullanmış oldukları araç gereçlere bakarak ya da kullanmış oldukları bir takım eşyalardan hareketle yani işte onların başlangıçta taş ve kemik kullanımı, daha sonra bakırın kullanımı, bakırla kalayı alaştırarak tunç elde etmeleri, altın kullanımı, gümüş kullanımı, altınla gümüşü alaştırarak elektron elde edilmesi ve tabii en son basamağı demirin kullanılmaya başlaması burada söz konusu. Aynı zamanda demirinden başka atın da binek hayvanı olarak kullanılması çok önemli bir faktör. Yani bozkır devletlerine, bozkır kültürüne baktığımızda atın binek hayvanı olarak kullanılmasıyla birlikte demirin yoğun olarak kullanılması önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bozkırda tam anlamıyla yaygınlık kazanması milattan önce 1200'lerde vuku buluyor. Milattan önce 1200'ler. Yani bu şu demektir. Büyük bozkır devletleri kurabilmek için şartlar artık çoktan oluşmuştur. Yani atın hızlı bir vasıta olması, binek hayvanı olarak kullanılması ve bunun yanında da bol miktarda demirin kullanılması ile birlikte şartlar oluşmuştur. İşte milattan önce 800'lerde vuku bulan doğudan batıya doğru kavimleri, bozkır kavimlerini hareketli kılan gelişmeler de bunun sonucunda ortaya çıkmıştır. Yani bu gelişmelerin sonucunda özellikle bozkırda ki büyük bozkır tabir edilen kültür coğrafyasında İskitler yayılmışlardır. İskitlerin bu şekilde yayılmaları tarihte ilk ve tek örnek diyebiliriz. Aynı anda hem Doğu bozkırlarında hem Batı bozkırlarında yayılmış olmaları açık bir şekilde onların aynı anda hem Doğu bozkırlarına hem de Batı bozkırlarına hakim olduklarını göstermek bakımından önem taşımaktadır. Şimdi biraz daha İskitleri hareket ettirdiğimizde bu yazılı kaynaklara bakıldığında Herodotos işte Massagetlerle İskitler mücadele ettiler ve Massagetlere yenik çıkarak Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara yayıldılar diyor. Herodotos'u desteklemek bakımından özellikle Pers kaynaklarında biraz sonra atlarının açılımıyla ilgili bahsedeceğim üzere denizin öbür tarafına yayılmış sakalar diyor İskitler için. Yani bu yayılmayı
Pers kaynaklarda doğruluyor. Çünkü Persler bütün İskit, yani Saka adıyla anılan Bozkır kayımlarını en yakından tanıyorlar bulundukları coğrafya itibariyle. Bir de arkeolojik boyutuyla da baktığımızda özellikle en son Tuva'da Arsan 1 olarak geçen kurganın kazılması ve bu kurganın M.Ö. 800'lere tarihlendirilip İskitlere atfedilmesi, İskitlerin batıdan doğuya doğru değil, doğudan batıya doğru yayıldıklarını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Demek ki İskitler M.Ö. 800'lerde Çin'in kuzeybatı bölgelerindeki bu bir takım kuraklıkların yaşanmasıyla birlikte doğudan batıya doğru hareket ettiler. Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara da yayıldılar. Şimdi harita görsellerini biraz daha ilerletebilirsek, birkaç görsel daha eğer, evet biraz daha devam edebiliriz. Biraz daha, evet, şimdi buradaki oluşum İskitlerin yayılımını, özellikle Batı Bozkırlar'da yayılımını açık bir şekilde gösteriyor. Başlangıçta Karadeniz'in kuzeyindeki Bozkırlar'da İskitler gelmezden önce arkeolojik devirler yaşayan ve onları da tarih sahnesine çıkaran bir İskitler var. Yani Kimmerler, İskitler Karadeniz'in kuzeyindeki Bozkırlara 700'ler civarında ve bunun işte biraz öncesi ve biraz sonrasında yayılmalarından önce Kimmerler vardı. Bunlar da bir Bozkır kavmi olarak varlıklarını sürdürmekteydiler. Ve daha sonra Kimmerlerle İskitler, kısaca tarihlerinden bahsedeceğim. Karşı karşıya geldiklerinde, işte bu Herodotos bunlardan bahsediyor yine. Bir kısmı Kimmerlerin İskitlere karşı koyalım, bir kısmı onlara karşı koyamayız diyerek aralarında bir ikilik oluşuyor. Daha sonra onlar yerlerinden oynayarak Karadeniz'in doğu sahil şeridini takip ederek Ön Asya dünyasına, özellikle Anadolu'ya, Urartuluların varlığını sürdürmüş olduğu kültür coğrafyasına doğru ilerliyorlar. İskitler de biraz daha doğudan onları takip ederek Hazar Denizi'nin batısından Derbent Demirkapı geçitlerini geçerek onlar da Ön Asya dünyasına dalgalar halinde yayılmaya başlıyorlar. Tabii İskitler bu yayılma esnasında Mısır önlerine kadar da ulaşmış oluyorlar. Şimdi bu şekilde baktığımızda İskitler şüphesiz kendileri gibi bir akraba topluluk olan, biraz sonra adından bahsedeceğim, açılımından bahsedeceğim, Massagetlerle, daha sonra Kimmerlerle Ön Asya dünyasına doğru yayılırken tabii Kafkaslar'da Urartulular ve daha sonra biraz daha güneye doğru inildiğinde de Asurlularla ve Mısırlılarla karşılaşıyorlar. Tabii şüphesiz Perslerle olan münasebetleri ve mücadeleleri de burada önemli bir yer tutuyor. Şimdi bu kadar çok, hatta daha da doğuda, Doğu İskit grupları ise Çinliler tarafından biliniyor ve Çinliler tarafından tanınıyorlar. Şimdi burada bu yayılmadan kısaca söz ettikten sonra İskit adı adından bahsetmek gerekir. İskit Saka adlarının aynı ya da olup olmadıkları üzerine durmak gerekir. Burada en kayda değer bilgiler Pers kaynaklarında geçiyor. Pers kaynaklarında 3 tane Saka grubundan bahsediyor. Saka Tigratauda, Saka Tiaiparadaray, Saka Umavargo olmak üzere 3 Saka grubundan bahsediyor. Saka Tigratauda dediği ok şeklinde sivri başlık giyen sakalar. Aslında sakaların hepsi sivri başlık giymişlerdir. Fakat bir kısmının başlığı, o merkezi sakaların başlıkları, bu altın elbiseli adam tabir edilen şahsın başında da olduğu gibi ya da bugünkü Kazakların, Kırgızların, Tuvalıların keçe külahları gibi böyle çok uzun sivri başlıklar giydiklerini biliyoruz. İşte Tigram ve Haudam, tığ şeklinde yukarıya doğru yükselen başlıklar giyiyorlar. Bunlar merkezi sakalar olarak biliniyor. Saka Tiaiparadaray, deryanın, denizin öbür tarafına geçmiş olan sakalar. Yani bizim bildiğimiz tarihi İskitler, bu Karadeniz'in kuzeyinde Karadeniz İskitleri, Saka Umavarga, Haum içkisi hazırlayan ya da hükümdarlar Omargas ya da Homargas'a tabi olan
Sakalar olarak tabir ediliyorlar. Dolayısıyla üç Saka grubunu Pers kaynakları adlandırmış oluyorlar. Burada Grek kaynaklarında ise bu denizin öbür tarafına geçmiş Sakalar için Skytai tabiri geçiyor. Yani İskit dediğimiz tabir ortaya çıkıyor. Büyük Saka grubu için ise, yani Saka Tigra Tauda için ise, ok şeklinde sivri başlık giyen Sakalar için ise Massagetai tabirini kullanıyorlar Grekler. Masak, yani bunun içinde de sak, saka saklı. Ma Grekçe'de büyük anlamına geliyor. Türkçe'de kasak der gibi, ka büyütme durumu söz konusu. Massagetai tabiri geçiyor. Öbürlerine ise Sakai Amirgioi diyorlar. Yani duyduklarını biraz Grekize ederek kendilerine göre adlandırıyorlar. Asıl doğuda bulunan Saka toplulukları için ise Çin kaynaklarında sayı, yani okunuşu sak tabiri geçiyor. Bazen size de diyorlar bunların hükümran soyu için sayı Wang tabirinin kullanıldığı Çin kaynaklarında belirtiliyor. Demek ki Asur kaynaklarında ise Aşkuzai ve İşkuzai tabirleri geçiyor. Bu şeyden inip Hazar Denizi'nin batı tarafından inip Ön Asya dünyasına doğru yayılan Saka toplulukları için böyle bir tabirin kullanılmış olduğunu görüyor. Başlangıçta ülkemizde de özellikle Ankara'da, tabii şu anda ben Ankara'dan katılıyorum, Ankara'da olduğum için o semtler, Cumhuriyet'in ilk yıllarında semtlere isim verilirken İskitler, işte Sakalar, bir de Eti Mahallesi var. Bizim Gazi Mahallesi'ne yakın bir yerde o Eti Mahallesi. Yani biri Anadolu, biri işte Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırları işaret ediyor. Biri de Türkistan'ı işaret ediyor Sakalar semti. O günün şartlarında İskitlerle Sakaların ayrı olduğu düşünüldüğünden, ayrı şekilde yaşadıkları ve ayrı oldukları düşünüldüğünden semtlere bu şekilde isim verilmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi bu isimlerinden sonra biraz daha bir sonraki haritaya da haritalara da bakabilirsek bir sonraki haritaya. Evet, yani böyle Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlar artık İskitya haline, İskitya yayılması bu şekilde gerçekleşmiş. Anadolu'nun özellikle doğu tarafı, kuzeybatı İran'a doğru da yayılmış olduklarından söz edebilirim. Biraz sonra bu yayılmaların nasıl olduğu üzerinde durabilirim. Biraz da hep bozkır tabiri üzerinde durduk. İskitlerin ağırlıklı olarak yayılmış oldukları kültür coğrafyasının bozkır coğrafyası olduğundan biraz görselleri, o bozkırdan görüntüler vererek devam edebiliriz. Evet, bu yayılmayı gösteriyor işte, yani özellikle Kafkaslardan, Doğu Karadeniz sahilinden ve Hazar Denizi'nin batı tarafından kuzeybatı İran'a ve Anadolu'ya doğru Kimmer ve İskitlerin yayılmaları. Milattan önce 7. yüzyılın başlarından itibaren bu yayılma devam ediyor. Özellikle evet, şimdi buradan devam edebilirim. Yani bozkırlar, bu bozkır coğrafyası, yani kültürü tanımlamak adına günümüzde bile büyük önem taşıyor. Burası şüphesiz Orhun'dan görüntüler, ama bozkır için bir kalpgah olarak düşünüyorum ben bunu. Kalpgah, insan bünyesinde kalbin işlevini ise coğrafyada da büyük devlet kurmak için şartların oluşmuş olduğu bir kültür coğrafyası. Yani atın ön plana çıkmış olduğu, yani atlı kültürün geliştiği, işte coğrafi özelliklerden dolayı işte bir takım şeyin, coğrafi şartların bozkır hayatına imkan verdiği, yani bunun burada ortaya çıkan kültürün basit bir göçebelik olmadığını ortaya koyuyor. Yani bazen göçebe tabirini kullanarak karışıklığa neden olabiliyor. Aslında dünya üzerindeki kültürler işte bu kalabilir, yani bu biraz daha göçebe kültürü, işte yerleşik kültür, asalak kültür diye üçe ayrılır genelde.
Fakat bozkır kültürü daha çok göçebe kültürü içerisinde yedirilmeye çalışılır. Çünkü basit bir göçebelik değildir derken şunun için söylüyorum. Çöl göçebeliğinden oldukça farklı bir kültür. Yani yarı yerleşik bir kültür. Yaylak kışlak hayatının olmuş olduğu bir kültür. Özellikle kışlakta özel mülkiyetin olmuş olduğu bir kültür tipi. Bu uzun uzadıya görüşülebilir, konuşulabilir. Aslında İskitler için de böyledir. Yani bu işte Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlarda 1790'lardaki hayat şartını, bunu ben bölerek bir seyahatnameden şey yaptım. Bir devamı da bunun devamı durumunda aslında görselin. Yani evet, bu şekilde göçer evlerde süren bir hayat. Yani bundan dolayı da bir konar göçerlikten söz edebilmek mümkün. Yani 1800'lerde bile İskitlerin yaşamış olduğu kültür coğrafyalarında aynı hayat tarzının sürmüş olduğunu görüyoruz. Yani öküzlerin çektiği arabalar genelde 2-4 bazen 6 tekerlekli 2-3 odalı göçer evlerden söz edebilmek mümkün. Bu İskitler döneminde bundan hem toplum hayatından bahseder ki Hipokrates bahsediyor, hem de Herodotos bahsediyor. Yani 4 ya da 6 tekerlekli evler, 4 tarafı üzeri keçeyle kaplı, kara, yağmura, rüzgara karşı son derece korunaklı evlerden bahsediliyor. Yani bu şekilde arkeolojik boyutuyla da çok daha erken dönemlerden başlamak üzere bu göçer evlerin örnekleri ortaya çıkartılmış durumda, modelleri de ortaya çıkartılmış durumda. Yani bu İskitler, Hunlar, Göktürkler bu kültürel süreklilik açısından düşünce daha sonraki Türk toplulukları, Kazaklar tarafından hep kullanılmıştır. Ama öküzlerin yerine bazen at koşulduğu arabaya, bazen deve koşulduğunu da belirtmekte fayda vardır diyorum. Şimdi biraz daha devam edebilirsek bir kurgan çıkacak. Ha, kurganlar daha çok tümsek kurganlar bunlar, büyük kurganlar. Özellikle kültürde senkronik kayıtlara dayalı olarak bilgi sahibi olabildiğimiz için, yani senkronik kayıtlardan bahsettiğim çağdaş kaynaklar, yani kendilerine ait yazılı kaynakların oldukça sınırlı olması başka kavimlere ait kaynaklardan bilgi almayı zorunlu hale getiriyor. Yani bundan dolayı işte Grek kaynaklarından, Asur kaynaklarından, Pers kaynaklarından, Çin kaynaklarından söz ediyoruz. Bu da çok geniş coğrafyalara yayılmanın ve onlarla irtibatları olmanın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Onun için kurganlar, yani korugan, bunun aslı da aslında koruyandır, korumakla alakalı. Çünkü içeride olan ölüyü, atını, kendisiyle beraber gömülmüş olan eşyalarını koruyor. Asıl koruyan kısım şüphesiz üst kısmı. Yani daha sonradan mezarla birlikte değerlendirilmeye başlamış. Yani kültür mantarı gibi düşünebilirsiniz. Ya da şemsiye gibi, o üst kısım asıl mezarı koruyan kısım, korugan olan kısım da orasıdır. Korunan ise alt kısmıdır yani. Bu en çok tabii burada kayda değer mezarlarda ayrı bir başlık atmak gerekir. İskit mezarlarına bakıldığında atlı mezarlar. Yani son derece çok atlı mezara rastlanılmış ve dolayısıyla kültürde atın ne derece önemli olduğunu bunlar göstermek bakımından da önemli. Yani at kurbanı, atların işte bu şekilde gömülmeleri, bunların onlarca örneğinin olduğunun altını çizmek gerekir. Biraz daha devam edebiliriz tabii. Oldukça çok kurgan buluntular var. Herkes tarafından bilinen altın elbiseli adam, hatta zerafetinden, görüntüsünden dolayı birileri altın elbiseli kadın da diyor. Yani benim için aslında bu kadın ya da erkek olması normal şartlarda fark etmiyor. Yani özellikle İskitlerin bu şekilde altını son derece iyi işleyebilecek bir seviyeye gelmiş olmaları önemli. Yani ilk çağın kuyumcuları denilmesi de bundan dolayıdır. Bu bir savaş sahnesi tabii altın tarak üzerinde. Yani ne kadar incelikli olarak yapıldığını göstermek bakımından önemli. Aynı zamanda hangi savaş araç gereçlerini kullandıkları, işte nasıl savaştıkları, ne şekilde mücadele ettikleri, giyim kuşamları,
ellerindeki silahları ve kullandıkları silahlarını görmek bakımından da bu tamamlayıcıdır. Yani sadece yazılı kaynaklarda verilen bilgiler değil, aynı zamanda arkeolojik verilere dayalı olarak verilen bilgiler ve bunların değerlendirmesi de şüphesiz son derece önemli. Tabii buna tam bir arkeolog gözüyle bakabilmek de gerekir. Yani bunun bir temel eğitiminin alınması ve arkeolojik olarak bir değerlendirme yapmak da gerekir. Tabii burada hızlı bir şekilde bunlar devam ediyor. Şurada asıl görsel olarak kan kardeş olan iki İskit orada gözüküyordu. Yani kan kardeşliğin kendilerinde onlarda nerede derecede yaygın olduğunu göstermek bakımından bu önem taşıyor. Dolayısıyla iki İskit bir araya gelmiş. Kan kardeşlik. Kan kardeşliğin nasıl yapıldığına dair özellikle Grek kaynaklarında kayda değer bilgiler var. Kültürel süreklilik içerisinde Türk toplulukları arasında kan kardeşliğinde önemli bir dostlaşma şey olduğunu biliyoruz. Yani bu sadece yalnız İskitler'de gözükmüyor. Daha sonraki Türk topluluklarında hatta günümüze kadar çocuklar bile kendi arasında kan kardeş olurlardı. Yani böyle bir kan kardeşlik geleneğini görebilmek mümkün. Tabii burada bir sihirbazdan, kehanetten falan da söz edebilmek mümkün. İskitler'de de bu şeyin güçlü tesirinin olduğunu belirtmek lazım. Herodotos özellikle bazı durumlarda böyle kahinlere başvurulduğunu belirtiyor. Zaten bunlar da dinin tamamlayıcıları olarak dikkati çekiyor. Bir tek tanrı, bir tarafta tabiat kuvvetleri, bir tarafta atalara saygı. Bunları İskit anlayışı içerisinde de görebilmek mümkün. İskitlerin tabii kurganlardan en çok çıkan buluntular hayvan üslubu adı verilen hayvan mücadele sahnelerini esas alan ve çok değerli buluntuların ortaya çıkartılması kayda değer bir husus olarak dikkati çekiyor. Mesela az evvel bir halı gösterildi. Yani sadece metal işlemeciliğinde, altın işlemeciliğinde, demir işlemeciliğinde değil, aynı zamanda bir halı işleyişinde bile, pazarı karısı bile tek başına, başlı başına bir model, hür iradenin sonucunda ortaya çıkmış, tamamen renkler arasındaki uyuma baktığınızda, seçilen motiflere baktığınızda bunun gerçekten son derece önemli yer tuttuğunu söyleyebilmek mümkündür. Yani inceliği bakımından bakıldığında, incelendiğinde mesela birileri dünyanın yedi harikalar arasında piramitleri falan görmek ister. Yani birisi kan ve gözyaşı üzerine inşa edilmiş, birisinde de özgür irade, hür iradeyi görüyorsunuz. Yani hürler, soylular, köleler denebilecek böyle onları tanımlayabilecek görseller yok. Tamamen tabiattan olduğu gibi seçilmiş görseller var. Şüphesiz yani İskitleri daha çok biz tarih yapan kavim olarak görüyoruz. Birçok belki buluntu henüz gün yüzüne çıkartılmadı, değerlendirilmesi gerekiyor. Ama en azından yine de işte milattan önce 5. yüzyıla ait, 3. yüzyıla ait, 2. yüzyıllara ait, miladi yıllara ait yazılı belgeler, İskitlere ait yazılı belgeler ortaya çıkartılmış. Bunlardan birisi bu Esik kurganından ortaya çıkartılmış olan yazı, yani altın elbiseli adamın çıkartılmış olduğu kurban. Bunlar Kazakların ifadesiyle Almatı'dan bir at tapşırımlık ya da bir süt pişirimlik mesafede. Yani bir at sürümlük ya da bir süt pişirimlik kısa mesafede daha üzerine gidildiği zaman buradan ortaya çıkartılmış. Bunların Göktürk yazısının prototipi olduğu üzerinde duruluyor gerçekten de. Bunlar sadece çok önemli. Ya bir de bir yazının gelişme seyri için en az 1000 yıllık bir zaman gerektiği düşünülürse milattan önce 5. yüzyıllara kadar gitmiş olması kayda değer bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Biraz sonra birkaç yazı örnekleri daha çıkacak. Evet, bunlar özellikle çok fazla üzerinde durulmayan ama Batılıların yıllar önce üzerinde durmuş oldukları çivi yazısı uzmanların belgeler. Bunlar Sus'tan işte bu şeye kadar, Van'a kadar olan bölgede, o dağlık Zagros dağları
kısmında, özellikle burada da İskitlerin belirli bir süre hakimiyet kurdukları ve oradaki Sakız'ı kendilerine başkent ettiklerini biliyoruz. Çünkü milattan önce 7. yüzyılın ortalarında İskit hükümdarı Bartatua'nın oğlu Maduva kumandasında büyük bir İskit ordusunun Anadolu'ya doğru indiği ve orada 28 yıl Küçük Asya'da hakimiyet sürdüklerinden söz edilmektedir. Bu yazılar bundan dolayı büyük önem taşıyorlar. Bu yazıları işte meşhur çivi yazısı uzmanları gerçek Saka diliyle yazılmış ve Türkçe olarak kabul ediyorlar. Fakat bunun İskitlerle bağını kurmakta zorlanıyorlar ya da söylemek istemiyorlar. Gerçekten bunların belirli bir kısmının da fiil olduğunu görüyoruz. Oldukça kayda değer isimler burada dikkati çekiyor. Mesela burada kut kelimesi ve tanrı kelimesi bütün diğer Türk topluluklarında olduğu gibi kayda değer isimlerdir. Bunların Türkçe olmaları ve Türkçe ile bağlantısının ortaya kurulmuş olması ve gerçek Saka diline ait olması, Sakalarında kendilerine ait bir çivi yazısı geliştirmiş olduklarını gösteriyor. Burada özellikle bizim tanıdığım çivi yazısı uzmanlarına gösterdiğimde bunun orijinal yazımlarını yeni elam tipi çivi yazısına benziyor tabirini kullandılar. Gerçekten yani önemli olan bunun sonuç itibariyle Sakalar tarafından da böyle bir yazı sisteminin Ön Asya dünyasına inmeleriyle beraber orada bir özellikle Asur kralı Asarhaddon ve oğlu Asurbanipal zamanlarında Asur'la dostluk oluşturmak suretiyle bir devlet kurmuş olmaları ve orayı merkez yapmış olmaları kayda değer bir husustur. Burada Bartatua ve Maduva'ya da Grek kaynaklarında Prototyas oğlu Madyas'tan bahsediliyor. Bunların ben özellikle Maduva'nın bu Türk kaynaklarındaki Alper Tonga ve şeydeki Fars kaynaklarındaki Afrasyap'la aynı olduğunu düşünüyorum. Şimdi siyasi tarihe fazla girmemiş oldum. Yani girerim biraz kültürel konularına da böyle parçalar halinde girdim. İsterseniz böyle sizler bana sorular sorun. Yani konumuz çerçevesinde ama ben de bu konu çerçevesinde size cevap vermeye çalışayım. Hocam teşekkür ediyorum. Ben duyuyor de teşekkür musunuz? Ederim. Evet arkadaşlar sorularınızı yazınız. Açık yani herkese açık şekilde yazın. Ben de hocama sorayım. Çok teşekkürler hocam. Hocam uygun görürseniz bir 3 dakika ara verelim bu esnada. Soruyu yazsın. Evet, siz yoruldunuz mu hocam? Yok, bende bir yorgunluk falan yok. Tamam yani, zaman. İsteyen arkadaşlar yazsın. Ben de bu arada... Tamam, öyle yapalım. Hocamla sohbet edeyim. Hocam şimdi şöyle bir şey var. Benim de bir sorum var yani aslında. Şimdi Batılılarda bir çelişki var. Hint-Avrupa yapılandırmasında, tarih yapılandırmasında. Şimdi bir diyorlar ki bunlara İrani ismi takmışlar. Yani işte Massagetler olsun, İskitler olsun, Sakalar olsun, çıkan herkese Kimerler olsun, hepsine İrani diyorlar. Ama diğer taraftan bir başka şekilde de Andronova kültüründen gelme diyorlar. Yani baktığınız zaman Andronova kültürü İran coğrafyasının çok çok üstünde. Diğer taraftan da bir yerden İranlı bunlar diyorlar. Tabii bugünkü anlamda Farsi değil ama İranlı diyerek bir şekilde kapatıyorlar. Sizin görüşünüz nedir? Hocam bunlar İranlı mıdır? Yoksa Andronova kültüründen mi geliyor? Yoksa bu Batılılar bunu niye karıştırıyorlar böyle? Bu çelişki niye? Batılılar birçok konuda olduğu gibi bu konuda da
bazı çelişkili bilgiler vermeye devam ediyorlar. Yani hatta şöyle söyleyebilirim. Bir önceki dönemde sadece yani İskitler, Sakalar için değil, Hunlar için bile birisi işte onların Türk olabileceğini, hatta bazen Moğol olabileceğini söyledikleri halde daha sonradan başka bir şekilde yok öyle değil diye aynı yazar bile farklı şekilde görüşlerle ortaya çıkıyor. Yani öncekindeki delilleri daha sonrakinde sonrakilerde yok. Yani delil olarak yok. Şimdi Batılılarda şöyle bir anlayış var genel olarak bakıldığında. Bu kültürü gördüklerinde bu şaşalı kültürü yani böyle bakıyor işte büyük zengin mezarlar, bu büyük mezarlardan çok güzel altın buluntular ortaya çıkıyor. İştah kapartıcı bir durum. Zaten onlara da mesele olarak sunuyorlar. Yani Batılılar, konuyu biraz daha geniş şeyle açacağım. Çünkü biraz konuşmamdan sınırlandırdığım için soru cevap kısmına biraz daha fazla eğer sizin de sabrınız olursa o şekilde değerlendirmek isterim. Birçok şeyi mesele olarak ortaya sunuyorlar. Benim de üzerinde hasbelkader 30 yılı aşkın bir zamandır çalıştığım, bizden önceki kuşak araştırmacıların da ömürlerini verdiği, biz yani herhalde ben 3. kuşağım. Bundan sonra böyle bir mesele pek de ileri sürülemeyecek. Yani delillendirebilecekleri başka bir şey olamayacağı için şunu söyleyeyim. Mesela Sumer meselesi, Sumer, Subar, Elam, Kut, Hurri, Etrusk, Kimmer, İskit, Sarmat, Hun meselesi diye her birine birer şey attılar. Böyle mesele haline getirdiler. Niye kendileri bunu getirdiler? Hatta bir de Türk meselesi, Göktürk meselesi diyecekler. Türk çıkınca durdular orada. Yani, orada durdular. Şimdi bunlar en çok üzerinde durdukları da birincisi İskit Saka. Çok geniş coğrafyalara aynı zamanda yayıldıkları için bunlar böyle bunlar üzerinde çok değerli, önemli veriler ortaya koyuyor. İkincisi de Sumerlilerle ilgili. Sumer konusu da son derece önemli. Yani Sumer'i eline alan, Sumer'e sahip çıkan birçok şeye sahip çıkar. İskit'e, Saka'ya sahip çıkan birçok şeye sahip çıkar. Şimdi Batılıların asıl dayandırdıkları İskitlerle ilgili olarak dayanak noktası dinleri diyor. Yani dinleri konusunda da böyle sağlam bir veri ortaya koyamıyorlar. Oysa İskitlerin, Sakaların işte ortaya çıkmış oldukları coğrafya, Antonov'un kültürüne bağlanıyor. Yani Batılıların böyle yaptıkları, yani Batılılar şunu yapıyor, bunu yapıyor falan artık bu noktadan sonra ben kendi adıma düşünmüyorum yani. Biz ne yapabileceğimize bakmamız lazım. Türk gençlerinin ufkunu nasıl açabiliriz ona bakmamız lazım. Kaynaklarımızın sağlam olması lazım, delillerimizin sağlam olması lazım, sağlam basmamız lazım. Yani buna dikkat etmek lazım. Ben hasbelkader 30 yılı aşkın bir zamandır, yani her şeyi hallettik sayılmaz. İnsan ömrü sınırlı. Doğrudan İskitler, Sakalar, yani bu atlı kavimler üzerine çalıştığım kitaplar, makaleler yazdığım için biraz da şöyle bakmak lazım bir şeyi delillendirebilmek için. Ortaya çıkmış oldukları coğrafya. Şimdi Antonov kültürüne bağlıyoruz ve Türk kültürünün, Türklerin ortaya çıkmış olduğu kültür coğrafyası olarak görüyoruz. Sadece İskitler açısından bunu düşünmemek lazım. İkincisi dillerine bakıyoruz. İşte dil verilerine baktığınız zaman bunu ben bulmadım. Özellikle Batılı çivi yazısı uzmanları ortaya koydular. Özellikle bu Susa'dan Van'a kadar olan dağlık bölgede üzerine birçokları tabiri caizse yattı bunun. Bizim Türkler de bilmiyor. Yani bunların üzerine gidip yani biraz daha giden biraz daha derinlemesine bunları araştıralım, ortaya koyalım diye. Dolayısıyla dil, hatta dillerine ait mesela bir takım kavramlar var. Dini kavramlar falan da var. Biraz grekize ederek verilmiş o. Ben kitabımda da ondan bahsediyorum. Yani aslında bir çok tanrılı bir din değil. Bir tanrılar, panteon var gibi gözüküyor ama Herodotos Greklerle karşılaştırarak veriyor. Yegane kaynakta o. Aslında mesela şeye varıldığı zaman özellikle Massagetlerden bahsederken tanrıların en hızlısı olan
güneşe fanilerin en hızlısı olan atı kurban ederler diyor. Yani aslında burada tek tanrıya at kurban etme geleneği var. Yani inandıkları tek tanrı yani. Diğerleri o dinin tamamlayıcıları, unsurları. Yani nasıl ki mesela bir tek tanrı dini var. Yıllardan beri de arkadaşlar ona gök tanrı dini demeye başladılar. Gök tanrı olursa hava tanrısı da olur, su tanrısı da olur, toprak tanrısı da olur. Semavi anlamda göke evet ama diğer şekliyle göke hayır. Çünkü Türkler yaratılmış bir gök tanrıdan da bahsediyorlar gökyüzünden. Onu da gök tanrı olarak değerlendiriyorlar. Yani ulu gördükleri ağaçlar için tanrı tabirini kullanıyorlar. Hatta Kaşgarlı Mahmut diyor ki batasıca kafirler diyor kardeşlerine, yani Müslüman olmayan kardeşlerine. Bunlar diyor bir tanrı, bir ağaç gördü mü, bir büyük dağ gördü mü diyor, tanrı derler diyor. Ona yükünürler diyor. Yani aslında oradaki şey, hatta bir bilim adamlarına tengrigen derler diyor. Çocuklara diyor, iyi başarılı çocuk oldu mu diyor, tengrigen derler diyor. Hani günümüzde bizim tanrı vergisi diyoruz ya, daha doğrusu günümüzde Allah vergisi diyoruz ya, onun karşılığı yani aslında bunlar. Neyse orada bir tek tanrı inancından şey yapar. Üstelik Herodotos da Karadeniz'in kuzeyindeki İskitler için o tanrılar aleminden bahsederken, panteon gibi verirken onu soyut olarak veriyor. Yani antropomorflaştırmıyor. Yani bir insan tanrının insan şeklinde tasavvur ve tasviri söz konusu değil burada. Yani sadece bir şeyden bahsediyor. Kutlu kılıçtan bahsediyor. Onu Ares diyor. Ona diyor şey yaparlar diyor. Yılın belirli döneminde tazimde bulunurlar, saygı duyarlar diyor. O da kılıç sonuçta. Türkler kılıcı zaten tarihin birçok döneminde kutlu saymışlardır. Bu bir tanrı tasviri değildir. Tanrı betimlemesi değildir. Tanrının temsili ya da timsali de değildir. Dolayısıyla böyle bir anlayış var. Yani dini inanç bakımından hani dayanak noktaları onu gösteriyorlar falan diye. Ya da tek böyle şeye bakıyorlar. Vay işte efendim Osagetler var. İşte onlar İskitler. Ya koskoca Bozkır'a yayılmış. İşte Çin Seddi'nden Tuna Nehri'ne kadar, Kafkaslardan Anadolu'ya, Mısır'a kadar yayılmış İskitleri bir Osagetlerle bilmem neyle özdeşleştirmek ne kadar sağlıklı, ne kadar doğru. Hatta öyle bir şey söz konusu olacaksa İskitlerin devamı olan sahalardan bahsetmek lazım. Kazaklar, Kırgızlardan bahsetmek lazım. Mesketlerden bahsetmek lazım. Ukraynalılardan bahsetmek lazım. Her ne kadar şeyleri değişse bile zaman içerisinde. Yani daha çok bunun içerisinde Türklük aramak gerekir. Yani Batılılar da bunu aramış bir kısmı. Yani Batılıların hepsi de aslında şey değil. Yani böyle bazı araştırmacılar, dikkate değer araştırmacılar, ben de onların çalışmalarını da nazarı itibara aldım, örneklendirdim çalışmalarımda İskitlerden, hatta Sarmatlardan bahsederken. Yani doğrudan böyle şey değil. Dil bakiyelerine baktığınızda, dini inanç ve adetlerine, işte kan kardeşlik adeti. Yani çok belirgin bir şekilde Türk topluluklarında yaygın bir şekilde gözüküyor. Başka işte bir takım gelenek görenekleri, göçer evlerde yaşamaları, hayat tarzları. Yani bunların hepsini üst üste getirdiğiniz zaman bu İskitler'de Türklüğün lehine bir sonuç çıkartıyor. Onun için biraz daha hani biz mecburen biraz daha temkinli davranarak ben hareket etmeyi tercih ediyorum. Çünkü benim dediğimden başka birilerinin dediği daha da önem taşıyor. Yani ben söylediğimde Türk birisi olarak işte kendilerine bir pay çıkarıyor, kendi tarihini derinleştiriyor diye bir düşünceye kapılıyor. Aslında kapılmıyor, aslında öyle bir durum yok. Normalde belgeler açık bir şekilde bütün arkeolojik veriler ya da yazılı kaynaklar her geçen gün biraz daha İskitlerin yani Sakaların Türklüğü lehine bilgiler veriyorlar. Teşekkür ederim hocam. Şimdi sorulara yazıldı. Hocam sırasıyla okuyorum arkadaşlar. Galaxy Note 5 yazmış. Herodot Agatiris kavminden bahsediyor. Bu Akatsirleri mi çağrıştırır mı diye bir soru sormuş. Bilmiyorum sizin... Evet yani çağrıştırabilir.
Yani aslında Herodotos'un yazmış oldukları ya da diğer Grek yazarlarının yapmış oldukları çalışmaların bir daha gözden geçirilmesi gerekir. Biraz da doğrusu bu konular üzerine çok çalışma yok. Yani Grekçeyi çok iyi okuyabilen, Grekçenin Türkçeden Grekçeye geçmiş olan kelimelerin nasıl olabileceğini bilmek lazım. Bunun çeşitli örnekleri var ama doğrudan ben her biri üzerine böyle bir çalışmayı yapmadım. Azerbaycan Türklerinden falan yapanlar oldu biraz. Biraz daha olgunlaşmasını bekledim. Ama yani birçok kelime var. Mesela Strabon'da geçen Usturt diye bir kelime var. Usturt platosu, Üstürt platosu. Mesela Oksus, Ögüz Nehri, Öz Nehri. Yani işte Dayık diyor, Yayık Nehri. Yani bunların coğrafi kavramlar, kavim adları, bir takım belki hükümdar adları, hatta bir takım şeyler var. Herodotos'a da geçmiş olan bu Oğuz Kağan destanının falan parçaları var. Bunların tabii hep yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünenlerden. Mehmet Turgay Kürüm'den bir soru. Daha doğrusu bir düzeltme var hocam. Hocam demiş ki Esik Kurganı'ndan çıkan yazı Türkolog Profesör Ahmet Bican Ercüras'ın tarafından okundu. Çivi değil, Göktürk yazıtları gibi Tanga yazısıdır demiş. Aynen, onu ben çivi yazısı demedim zaten. Çivi yazılarını şey dedim, bu belki bir yanlış anlaşılma oldu. Evet, bakmasınlar hocam. Eğer öyle bir şey varsa. Öyle bir çivi yazısı tabirini kullanmadım. Yani şeyin, İskitlerin ilk kullanmış oldukları yazıları örnek dedim. Hatta onun 13 tane okuması vardı. Daha sonra en son Ahmet Bican Hoca okudu. En son okuyan o. Fakat ben Ahmet Bican Hoca'ya da söyledim kendisine. Hocam dedim, benim için kimin nasıl okuduğu bu safhada bu önemli değil. Türkçe okunması önemlidir dedim. Yani dolayısıyla birkaç tanesi, onun iki tanesi falan Sokça okunmuştu. Hatta birileri de bana bir zamanlar göndermişlerdi. Dedim ki o kadar geniş zamanım yok. Bu işe dalarsam diğer işleri yapamam. Ben bu işin içerisine girmiyorum dedim. Kendim hakikaten de girmedim. Sadece okuyanları takip ettim. En son Ahmet Bican Hoca okudu, yayınladı yani onu. Benim elimde onlar mevcut tabii. Yani tabii benim çalışmalarımın çoğunda önceden yayınlandıkları için Olcaz Süleymanoğlu'nun okuması var. Altay Amancaloğlu'na Olcaz Süleymanoğlu'nun okuması var. Şüphesiz Ahmet Bican Hoca'nın okumasını da daha sonraki çalışmalarıma ilave ediyorum. Yani bir yayınlamam gerekirse, tekrar dönmem gerekirse o konulara. Şey yazıların, bu runik yazıların kökü oraya dayanıyor. Hatta bazı at gemileri üzerinde çıkan yazıların milattan önce 800'lere tarihlendirildiğini söylüyorlar ve Arslan Kurganı'ndan çıkarıldığını ifade ediyorlar. Eğer bu da tam bir netlik kazanır ise bu yazının kökü hiç değilse milattan önce 800'lere, 300 yıl daha en az eskiye götürülebilecek durumda. Bu da aşağı yukarı o gelişmiş haliyle ortaya çıkmasından 1500 yıl önceye işaret eder. Bir yazının ve dolayısıyla dilin gelişimi için bunun önemli bir safha olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani 2800 yıllık bir yazı demektir ki, değil mi hocam? 2800. Yani milattan önce 800'lerden tabii şeye giderseniz bu şeye de uyar. Hani bu kültürün yayılma, gelişme, büyük bozkır devleti kurma aşamasına gelme noktası açısından da önemli. Yani büyük bir devlet olur da yazı sistemi olmaz mı? Tabii hocam, bir de orada şu var. Yani şimdi biz İskitler belki çok şey geliyor, basitmiş gibi geliyor. Ama yani şu anda uzay çağını yaşayan bir süper güç düşünün. İskitler de 2800-2700 yıl önce öyle bir güç var. Yani atı kullanıyor, pantolon giyiyor, kompozit yay kullanıyor, demiri kullanıyor. Yani arabayı kullanıyor ve müthiş bir altın gibi maden işleme teknolojilerine sahip. Ve bir de şey var, yani sadece bunlar değil. İşte mesela Toharis, filozof işte Mehmet Bayraktar hocamla konuşacak Toharis'i. Toharis gibi
doktorların bu Atina'daki salgın hastalıklardan dolayı onlar istiyorlar, yani doktor istiyorlar İskitya'dan. Ve Toharis gibi doktorlar o salgını durdurmak için gidiyor. Yani tıpta da muhteşem bir şey var, ilericilik var yani o günkü dünyaya göre. Şimdi bu insanların da şüphesiz sizin dediğiniz gibi yani alfabesi olmaksızın, yani kendi ana dilleri olmaksızın, bir kültürleri, şiirleri, şunları bunları olmaksızın mümkün mü? Değildir yani. Ya işte şey var, konu konuyu açıyor tabii, o kadar geniş olduğu için bu konular. Mesela o üretmiş oldukları okların içerisinde zehirli oklar var. Buna çifte ölüm saçan oklar diyor Ovidius. Yani eğer insan okun yarasından ölmezse zehirinden ölüyor. Yani engerek türü yılanları yakalıyorlar, belirli bir süre bir yerde şey yapıyorlar, damıtıyorlar, o okların ucuna sürüyorlar. Zehirli oklar icat ediyorlar. Ben bu zehirli okları yani günümüzün kimyasal başlıklı füzeleri gibi görüyorum. Ama yani o zehirli oklar bir kişiyi öldürüyor. Kimyasal başlıklı füzeler yüzlerce kişiyi öldürebiliyor. Evet. Ama şeyi açısından, mantığı açısından yani zehirli oku bile icat edip kullanabiliyorlar. Yani bir biyolojik silah kullanıyorlar. Ha, yani bir taraftan bakıldığı zaman bunu kötülemek ya da yücelemek adına değil. Yani bir gerçek var, bir realite var. Bunu yapabiliyorlar. Yani zehirli yılanları yakalayabiliyorlar, engerek türü yılanları. Özellikle tabii bu yılanların olduğu yerlerde yakalıyorlar bunları. Çünkü bozkır coğrafyasının önemli bir kısmına baktığınızda aşırı soğuklardan dolayı yılan yaşamıyor. Kış uykusuna yatan hayvanlar yaşamıyorlar. Mesela ben buna Orhun'da da şahit oldum, o kazılar yaparken Bilge Kağan anıtlığında. Yani şey, bu göremiyorsunuz, yılan göremiyorsunuz, kaplumbağa göremiyorsunuz. Yani kış uykusuna yatan hayvanlar özellikle bozkır kesiminde yok. Evet. Ama yine de bir şekilde belirli yerlere doğru inip o yılanlardan bulup zehirli oklar icat edebiliyorlar. Galaxy A10'dan bir soru. İskitler, bu tartışılıyordu hocam. İskitler bir konfederasyon mudur? Genel olarak baktığımızda bozkır devletlerinin oluşumuna baktığımızda ben bozkır devletlerinin oluşumunu İskitler de bunun içerisine dair bir çiçek ekmeğe benzetirim. Yani normalde şeye de uygundur bu. Türk yapılanmasına da uygundur. Yani yazıtlarda Oguş, Uruk, Bod, Bodun, İl şeklinde bir yapılanma var. Yani Oguş aile, Uruk soy sop sülale, günümüzde sülaleye denk geliyor. Kan bağının olduğu, Kank eski Türkçe'de baba malum, Ök ana, kan bağına sahip olanların olduğu sülaleler. İşte aileler, Oguşlar ve Uruklar bir araya geliyor, boyu oluşturuyor. Boy, bot yani. Botlar da bir araya geliyor, bodunları oluşturuyorlar, boyunları, boylar birliklerini oluşturuyorlar. Bazen bu boylar birlikleri bir devlet oluyor, bazen de birkaç tanesi bir araya gelerek devlet oluyor. Mesela İskitleri bu Pers yapılandırmasına baktığımız zaman 3 bodundan oluşuyor. 3 tane bodun. Yani Sakatiyay Paradaray, Sakatikratau'da Sakaumavarga, ortalarında Sakatikratau'da merkezi sakalar, batılarında denizin öbür tarafına yayılmış sakalar ve doğu taraflarında da Sakaumavarga olmak üzere. Bunlar da bir araya geliyor, ili devleti oluşturuyor. Çünkü biz bunların zaman zaman Perslere karşı mücadele ettiklerinde bu Saka liderlerinin bir araya gelerek merkezi Saka liderinin komutasında varlık gösterdiklerini biliyoruz. Yani bu şekilde bir işte Homarges, işte Sakaspares ve Tomiris bir araya geldiler, durum değerlendirmesi yaptılar diyor. Sarmatlılarda bu 6'ya çıkıyor. Bodun sayısı. Yani Roxalanlar, Yazırlar, Ugorlar, Merkezi Sarmatlar, Alanlar ve Siraklar. Bunlar bir araya gelerek 6 tanesi de
Burada bir bozkır devlet oluşturuyorlar. Yani şunu bahsetmek istiyorum. Her birisi bu boyun bir boyun etrafında kenetleniyorlar, bir yapı oluşturuyorlar. Öbürleri de o şekilde oluşturuyor. Bir araya geliyorlar, merkezinin etrafında da tekrar bir boylar birliği oluşturmuş oluyorlar. Yani benim anladığım bozkır devlet yapılanmasından, İskit devlet yapılanmasından, Sarmat devlet yapılanmasından budur. Menfaatleri bir araya getiriyor. Boylar homojen oluyorlar. Diğerleri menfaatlerinden dolayı başka unsurlardan olabilirler. Yani hepsi tamamen Türktür diyemeyiz. Yani Türk olanlar var, Moğollar var, başka gruplar var. Yani bir araya gelerek böyle bir bozkır devlet oluşturuyorlar. Önemli olan burada idareci hükümran unsur. Ben şimdi şöyle diyebiliriz. Yani şöyle bir yanlış anlama var. Diyelim ki işte Karadeniz'in batısında olanlar veya işte Ukrayna o taraflardakiler ayrı bir İskit kolu, doğudakiler ayrı bir İskit kolu değil de şöyle mi anlamalıyız? Bunlar merkezi bir otoriteye bağlı, farklı boylar ama bunların yönetici kısmı Türk. Bunu mu anlıyoruz yani hocam? İskitler için bunu söyleyebiliriz. Yani yönetici kısmı Türk, farklı boylar var. Zaten çok geniş coğrafyada, yani az evvel bahsettiğimiz gibi doğuda işte Mançurya'dan batıda Macar Ovası'na kadar yayılmış olan topluluklar için tamamen bunlar Türktü dememiz yani mümkün değil. Doğru değil. Yani farklı halklar var, normal bu çünkü. Ama bunun yönetici kısmı, yani basit örnek verirsek işte Babürlerin veya Kuşanların Hindistan'daki durumları gibi yönetici kesim Türk ama yerel halk farklı bir halk ama hükümranlık Türklerin elinde. İskitler'de de durum buna benzer şekilde diyebiliriz. Evet, yani o şekilde diyebiliriz. Başka unsurlar da var. Yani hakim unsur, egemen unsur Türk, Türklükle bağlantılı ve özellikle verilerde zaten bütün yazılı ve arkeolojik verilerde bunu gösteriyor. Evet. Turgay Kürmü'nden bir soru. İskitler Kıbrıs'a geldi mi? Kral Mezarı denen kurganlar ve atlı gömü Kıbrıs'ta mevcut. 80 civarı kurgan var demiş. Kıbrıs'a gittiler mi hocam? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Mısır yonlarına kadar gittikleri konusunda Herodotos bilgi veriyor. Ama elimizde yani doğrudan İskitlerin işte Kıbrıs'a, adalara ya da işte ne bileyim Kuzey Afrika'ya, işte Yunanistan'a, ya şunu biliyoruz en azından. İskitlerin Yunanistan'a da ulaşmış oldukları işte ya bu tıp vesaire diğer şeylerden dolayı ya da Atina'nın koruması için Kıbrıs'a kadar gittiklerini biliyoruz. Şüphesiz orada Atina'nın koruması esnasında ölenler olmuştur. Kıbrıs konusunda sadece şunu söyleyebilirim. Biraz da bu Amazonlardan bahsediliyor efsanevi boyutuyla. Gerçek boyutu var. Yani şeyde bu Karadeniz, Doğu Karadeniz özellikle o bölgelerde Samsun terme merkezli olarak efsaneyle karışık olarak veriliyor. Hatta Batı Anadolu'daki şey yayılmasından bahsediliyor. Yani bu onların genç kızları, kadınlarının da açılımından ve yayılımından söz ediliyor ama ben efsanevi olandan daha çok şeye bakmak lazım şimdi. Madem orada artık kurganlar da tespit edildi, kurganlara bakıldığı zaman şey bir takım DNA testleri yapılarak, karşılaştırmalarak yapılarak daha sağlıklı sonuçlar alınabilir. Yani Kıbrıs konusunda benim hani ilmim oraya doğru gitmiyor yani açıkçası biraz da yani elimdeki verileri, bilgileri söyleyebilirim. Ama şey de bu DNA testleri de artık son derece önemli. Bunu herkes tarafından da biliniyor. Bilim çevrelerine de yayıldı. Mesela şeyde Moğolistan'da bir Kazak kızının DNA'sı alındı. Potravko kurganlarından alınan Meryem Gül
Meryem Gül'ün DNA'sıyla şey tuttu. Amazonların DNA'ları tuttu. Dolayısıyla kadınlarınki tuttuğuna göre erkeklerinki de tutuyor demektir. Yani Kazakların büyük jetlerinin büyük jetleri de demek ki şey yani oraya kadar götürüyor şey onu milattan önce 5. yüzyıla kadar en azından. Bu tür DNA çalışmaları sağlıklı bir şekilde özellikle Türk bilim adamları bana buradan yazıları da görüyorum ama hemen gözümden kaçıyor. Oyarpata diyor. Evet, Oyarpata erkek öldürenler. Yani dolayısıyla düşmanları kadın. Ben size soracağım hocam. Sırasıyla soracağım hocam. Şimdi oradan geldi de onun için birden dikkatimi çekti. Ama orada hocam şimdi şöyle Amazonlara girdiniz. Bu da benim aklımdaydı. Şöyle bir şey var. Şimdi siz daha iyi biliyorsunuz. Bu konunun uzmanısınız. Sarmatlar, İskitler ve hatta onlar da 10'ar bin kişilik yani birer tümen kadın savaşçılar. Yani şöyle bir şey var yazılan, çizilen, anlatılan. Türklerde o dönemlerde yani İslamiyet'e kadar diyelim kadın, erkek, herkes savaşçıydı. Herkes savaşçı olmak zorundaydı. Hatta Sarmatlar'da, İskitler'de işte düşman öldürmeden evlenilmiyordu kızlar için. Özellikle mesela evlenmek isteyen evleniyor da savaşçı olan devam ediyordu savaşmaya. Şimdi Amazon hikayesi buradan çıkmış olabilir mi? Yani ve bir de işin ilginç yanı var. Bu Grek yazıtlarında, Batı yazıtlarında Amazonlardan hep hayranlıkla bahsediliyor. Yani hiçbir kötüleme yok, hiçbir aşağılama yok. Yani böyle saygıyla, çok yüksek saygıyla bahsedilen bir toplum. Sadece işte bir takım işte lezbiyendiler, şunlar da bunlar da diye bir takım efsaneler var. Onun dışında müthiş bir saygı var bunlara karşı. Şimdi bunlar gerçekte İskit Sarmat Savaşçıları mı? Tam doğan bir efsane mi? Yoksa gerçekten de böyle bizim Amasya'da falan Amazonlar yaşamış mı bu şekilde? Yani şimdi tabii bu da ayrı bir başlık altında uzun uzun konuşulması gerekir. Bunu hani cevaptan kaçtığım için söylemiyorum. Evet, estağfurullah. Yani hani derinlemesine konuşulabilecek mevzulardan, konulardan birisi bu. Biraz ben bunu İskitler'de, biraz da Sarmatların içerisinde, biraz da bazı makalelerimde işlemeye çalıştım. Ama yani istediğim belirli bir şekle de getirdim ama imkan, şartlar pek şey olmadı. Yani böyle onu da ayrıca müstakil olarak bir şey haline getirme. Ama 30 yıldır da yaklaşık olarak bir yere bir şeyler koymaya çalışıyorum. Şimdi bu ayrı bir şey. Bir defa Amazonların işte bazıları işte Grekçe'de şey oldu, adlandırmaları üzerine dururlar. İşte tek sağ göğsü yok, işte efendim şu kuvvet şuraya gidiyor, Hipokrates'in vermiş olduğu bilgiye göre farklı adlandırmalar var. Bazıları tabii spor yaptıklarından dolayı sert göğüsler de diyor buna. Ama İskit dilinde asıl bunlara Oyarpata denildiğinden bahsediliyor. Farklı adlandırmalar var ama literatüre Amazon olarak girmiş. Burada Oyar erkek. Pata öldürmek. Öldürme şekli batırma şeklinde oluyor. Çünkü o genç kızlar yay gelip ok atıyorlar ya da kargı savuruyorlar. Yani bir mücadeleye girdikleri zaman. Dolayısıyla erkek öldüren deniliyor buna. Yani asker değil de erkek öldüren, er öldüren, erkek öldüren şeklinde bunların belirtildiği erkek anlamında. Çünkü karşısındaki düşmanları şey. Erkekler yani. Ve dolayısıyla Hipokrates üç düşman öldürmeden, Herodotos da bir düşman öldürmeden evlenemezler de töre gereğince. Yani böyle biraz da onları kahraman olmaya şartlar zorluyor. Hatta bazen rüştünü ispat edemedikleri için evlenemeyenler de vardır diyor. Çünkü herkes savaşamaz. Savaşabilmek için her şeyden önce bir cesaret olması gerekir. Cesaretle fiziki gücü birleştirip kahramanlaşması gerekir. Neyse özellikle bunlar da yazılı kaynaklarda böyle epey
kendi adlarından bahsediliyor ama daha çok efsanevi olarak bilgiler var. Efsanevi bilgiler ağırlıkta. Arkeolojik boyutuyla baktığımız zaman epey bir kurgan açılmış. Genç kızlara ait kurganlar bunlar. Burada atıyla, daha çok yayı, okuyla beraber ortaya çıkartılmışlar. Yani bu da onların var olduğunu, gerçek olduğunu ortaya çıkartıyor. Kaynaklarda tabii biraz efsanevi bilgiler, Herodotus'un neyi verdiği bilgilere göre bunlar biraz işte efendim Amazon sarmatların oluşumuyla ilgili olarak bakarken İskit kızlarıyla işte İskit erkekleriyle buradaki genç kızların karışıp kaynaştığından falan efsanevi bilgiler falan veriyor ama sonuç itibariyle bunlar başlangıçta at üzerinde yay gerip ok atıyorlar, ava gidiyorlar, erkekler gibi mücadele ediyorlar. Kurganlarda da onlara ait buluntular çıkıyor. Fakat işin ilginç tarafı, yani bu kurganlarda, yani bu genç kızlar hani silahlarıyla ortaya çıkıyorlar ya, lavanta şişeleri de bulunmuş. Bu yani kayda değer bu durum. Ya çünkü kadın ya elbette süslenecek, elbette güzel tabii kokacak, yani böyle güzel kokular yayacak. Yani lavanta savaşa da süslü gidiyorlar. Yani savaşa da süslü gidiyorlar tabii, yani sonuçta savaş bir görüntü meydanı, bir kahramanlık meydanı. O şekilde bahsediliyor. Yani bunların aldıkları eğitim, çok ciddi eğitimler aldıklarından, çok iyi yetiştirildiklerinden, çocuklarını çok iyi yetiştirdiklerinden. Tabii efsanevi bilgiler var. Yani tarihçilere düşen işte biraz bu efsanevi bilgileri, bilgilerin tutarsızlığını ya da bilginin yani yarayışlı olmadığını hesaba katarak milli bir süzgeçten geçirmeleri. Yani Atatürk'ün dediği gibi inisiyatifinizi kullanınız, milli süzgeçten geçiriniz diye. Onu yapmak lazım geliyor. Yani ne kadar bilgi bulursak bunu verelim diye değil de ben daha çok o boyutuyla düşünüyorum. Yani Amazon konusunun da öyle ele alınması gerektiğini, fayda ve faydacılık esaslarının elden bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Hocam bir de YouTube'dan pek soru yok da Ozan Yıldırım güzel bir konudan bahsetmiş. Ben bunu Yahudi kaynaklardan okumuştum. O Sik diye polis demişler. İskit polis diye. Yahudi kaynaklarda ben okumuştum Ozan Yıldırım'ın söylediğini. İskitler işte bugünkü İsrail'e iniyorlar. Orada Yahudilerle birleşiyorlar. İskit polis diye bir kent kuruyorlar. Daha sonra Mısır'a gidiyorlar. Mısır'a gidiyorlar. Ve o dönemde yani milattan önce 580'de bu kutsal kitap Yeremya yazılıyor. Bu nedenle de Yahudiler işte İskitleri bir yerde kendi ataları gibi kabul ediyorlar. Sizin bu konuda bilginiz var mı? Yani ne düşünüyorsunuz bu İskit polis Yeremya kitabının yazılması, Yahudili beraberliği? O doğru. Onu en son yeni yazdığım bir kitap bölümünde bu Ön Asya'da işte ya da Asurların Asur Kimmer ve İskit ilişkisi adlı çalışmada ele aldım. Önceden ele almamıştım. Yani Skitopolis'ten bahsetmiştim tabii. İskit kenti anlamında. O şekilde kendileriyle özdeşleştirmeleri, kuzeyden gelen bir kahraman kavimden bahsedilmiş olması söz konusu. Ama çok ayrıntılı bir şey yok. Yani böyle hani çok ayrıntılı bilgi diyebileceğimiz bir şey yok. Orada bazı şeyler var işte kuzeyden gelen bu kavimden falan, İskitlerden söz ediliyor. Orada tabii Skitopolis dedikleri işte Grekçe'de polis malum şehir. Evet. Anlamında. Dolayısıyla İskit şehri diye bir şehirde oluşmuş oluyor. Evet, orada aslında şeyler var. Biraz işte daha farklı bağlantılar gerekli. Araştırmaya muhtaç bir konu yani. Şeyle de desteklemek lazım o yayılmayı. Yayılmalarını açıkça arkeolojik verilerle de biraz daha güçlendirilebilirse daha evet, iyi olur diye düşünüyorum. Yani özellikle o İskitlerin şeyde Kenan bölgesinde mi? Ziviye'de ve işte o Asur nüfus sahalarına doğru yayılıp. Çünkü İskitlerle Kimmerler
hep şey olarak verildiler. Yani böyle savaş sahneleri içerisinde yer aldılar. Bazen artık o Asur kaynakları içerisinde ticari belgelerde falan da İskit ya da Kimmer atları var. Yani ticaretle bile uğraşacak hale gelmişler. O yayılmalarını göstermek bakımından. Hep savaş anında yayılma olmaz. Mesela Grek kaynaklarında İskitlere dair fazla bilgi verilmesinin asıl sebebi oradaki şeyden kaynaklanıyor. Hani dostluk ortamının, ticaret ortamının çok iyi geliştirilmiş olduğundan ve iyi bir ticaret ağının kurulmuş olduğundan kaynaklanıyor. Yani o Asur bölgesinde de dostluklar oluşturulduğunda şüphesiz ticari faaliyetler falan sürüyordu. Bunları da ele alarak birlikte değerlendirildiği zaman, yani biz daha doğrusu ben kendi adıma konuşayım, ana hatlarıyla bir şey oluşturduk. Ana hatları böyle kirişler, kolonlar diyeyim yani 30 yıllık bir zamanda. Şimdi biraz daha yeni çalışan arkadaşlar biraz daha kılcallarına doğru gidiyorlar ki doğru olanı da o. Yoksa yapılanların tekrarı olur. Daha derinlemesine bir konuda çalışabiliyorlar. Çünkü o şekilde artık arkeolojik veri de oluşmaya başladı. Evet. Orada zaten İskitlerin bir amacı da bu ticaret yollarını kontrol altına almış oluyorlar. Bunu sizin dediğiniz gibi arkeolojik bulgularlardan daha desteklenmesi gerekiyor yani bugüne kadar. Evet, Galaxy Note 5 demiş. Herodot İskit topraklarında tunç bol demir kıt diye bahsediyor demiş. Buna katılıyor musunuz? Tunç bol demir kıtsa İskitlerin demire ihtiyacı var demektir. Yani şimdi onu şöyle söyleyeyim. Genelde özellikle massagetlerden bahsederken massaget ülkesinde en çok dikkate değer şeyler için tunçtan bahsediliyor. İşte bugünkü Semerkant civarından, yani o Fergana Vadisi'nden, oralardan bakır elde ediliyor. Bakır var. Mesela Sogdiana'da içinde günümüzdeki adı Zarafşan. Zaraf yani altın veren anlamına geliyor. Şeye de bu kendi yapmış oldukları şeylerde, yazılı kaynaklarda belirtildiği üzere tunç ve altından şeyler yaptıklarını, eşyalar yaptıklarından bahsediliyor. Ama bu demek değildir ki yani İskitler demire ulaşmadılar, demirden yararlanmadılar anlamına gelmez. Mesela Doğu Anadolu yüksek yaylasını İskitler daha çok at ve demir için kullanmışlardır. Bozkır'ın küçük bir modeli. Mesela biraz daha ileriye geldikleri zaman Doğu Anadolu'yu elde tuttuklarında Doğu Anadolu'yu da şöyle, Herodotos 28 yıl Küçük Asya'da hakimiyet kurdular diyor ama milattan önce 401 yılında Ksenofon'un 10 binlerin dönüşü adlı eserinde şeyden bahsediliyor. Yani Çoruh Nehri'ni geçtiler diyor, İskitlerin ülkesine uğradılar. Bal yediler ve öldüler diyor. Deli bal diye de bir başlık atmış. Yani orada Anadolu'da da bir tabir var. Bal tutmak, bakır çalmak diye. Bal tutmak şöyle bir şey. Yani eğer çok kaliteli bal yerseniz, eğer onu enerji olarak çıkaramazsanız kalbinizi durdurur, öldürür. Bakır çalmak da bakır eğer kalaylı değilse, eğer sıcak bir şey de yiyorsanız zehirler. Onun için ona da bakır çalmak derler. Anadolu'da yoğurt yedirirler insana daha çok bu bakır çalmasının önüne geçmek için, eğer bir zehirlenme söz konusu olmuşsa. Şimdi orada mesela Asurlularda şeye Urartu üzerine sefer yapmalarının nedeni oradan at ve şey temin etmek. Demir temin etmek. Çünkü onların da ihtiyacı var. Yani savaşta güçlü kalabilmek için, orada hakimiyet olabilmek için, diğer vasal devletleri kontrol altında tutabilmek için buna bir zorunluluk var. Bundan dolayı onlar da ancak onlar atı arabaya koşuyorlar. İskitler ise binek hayvanı olarak kullanıyorlar. Yani aradaki fark o. Yani demire ulaşabilecek yerlere ulaşıyorlar. Çok kolay ulaşabiliyorlar. Zaten yayılmış durumdalardı. Ama her kültür coğrafyası aynı tür imkanları sunacak diye bir kural da zaten yok. İnsan akıl ve iradesiyle bunlar gerçekleştirilebiliyor. Olmayanı da
başka olacak yerlerden temin edebiliyorlar. Evet, Bahar Karabağ sormuş. Hocam, İskitlerin kim olduklarına dair ispat olması açısından yazı oldukça önemli demiş. Birkaç üniversitenin ortak çalışması ile 2018 ya da 2019 yılında kurganlardan alınan DNA örneklerinden yola çıkarak bir rapor yayınladılar. Ancak tam olarak Türk denecek şekilde sonuçlar içermiyordu. Ancak Türklere de ait özellikle Anadolu örnekleriyle örtüşen genlere ulaştılar. Daha yakın sonuçlara ulaşmak açısından gösterdiğiniz yazıların dışında kurganlardan çıkan metal eserler ya da diğer eserler üzerinde başka yazılar bulunmuş mudur? Var ise nasıl ulaşabiliriz? Yani bu Esik kurganından başka yazılar var mı hocam? Esik kurganından başka yazılar var. Ben Bozkır Kültür Çevresi'nde yazının doğuşu ve gelişimi diye bundan 1997 yılında, çok da eski olmuş ama yenileri de çıktı tabii şüphesiz, yani az zaman geçmemiş 97'den bu yana, bir makale yazmıştım. Orada ele almıştım, yani yazı örneklerini ele almıştım. Şüphesiz yeni araştırmacıların yaptıklarıyla beraber doğrudan yazıya yönelik örnekleri artırmaya yönelik çalışmalar yapılabilir. Yani bunu önerebilirim. Onun haricinde işte bu DNA testleri üzerinde duruluyor. Hakikaten güzelce örnekler alınabilirse, az evvel bahsettiğimiz Meryem Gül örneğinde olduğu gibi, bu tür örneklerin artırılması gerekir. Çünkü ben Bursa'da böyle bir etkinlik yapılacaktı. Amerika'daki kişiler gelemeyince Türk olarak da ben katılacaktım. Bir 7-8 sene evvel böyle bir hareketlilik söz konusu olmuştu. Gerçekleşemedi. Onlar hastalanmış bir tanesi, diğeri. Belki de şimdi ne oldu bilmiyorum durumlarını. Yani bu hani Türk tezini de desteklediği için söylüyorum. Onlar doğrudan çalışmışlardı. Bu tür örnekleri takip etmek gerekiyor. Çalışmak gerekiyor. Yani bazen insanın ilmi her şeye yetmiyor. Yani ben kendi açımdan o cepheden o cepheye, bir taraftan öğrenci yetiştir, bir taraftan makale yaz, bir taraftan dersler ver. Hani bunu dramatikleştirdiğim için söylemek istemiyorum. Ancak gücümüzün yettiği kadar yapabiliyoruz. Gitgide de sağlık durumumuz, verimliliğimizin arttığı zamanlarda sağlık durumumuz bozuluyor. Ama insan tabii elimizden geldiği kadar hepimizin el birliğiyle çalışmamız lazım. Bizim eksikliklerimizin de tamamlanması lazım. Ben epey bir öğrenci yetiştirdim. Onlar şimdi profesör, doçent falan da oldular. Yani her alanda yetiştirmeye çalıştırdım ama Bozkır'da özellikle yetişmek isteyenlere biraz daha fazla gayret sarf ettim. Bunlar da bir dönüş olarak inşallah gelecek. Hep el birliğiyle yapacağız bunu. Yani sadece İlhami Durmuş'la falan değil. İlhami Durmuş gittikten sonra da bu devam edecek. Ama ben yani 30 yılı aşkın bir zamandır ancak bu kadar oluşturabildik. Yani işte daha çok ben İskitler, Sakalar, yani Sarmatlar üzerine yoğun çalıştım. Yani Bozkır kayımlar üzerine yoğun çalıştım. Biraz da özellikle Bilge Kağan anıtlığında yapmış olduğumuz kazılar da beni oraya da ayrıca bir yöneltti. Daha sonra bir Türk kültürüne girişi oluşturdum. Bunları yazarken falan ancak böyle yapabiliyoruz, olabiliyor. İnşallah yani temennimiz bunların daha da artması, hepsinin bir araya getirilmesi. Bir de bir araya getirme noktasında noksanız. Yani ben birçoklarının, buradaki hocaların, dostların isimlerini gıyaben biliyorum. Onlar da beni belki 30 sene sonra ilk kez gördüler. Yani birbirimizi de pek şey yapamıyoruz maalesef. Evet. Tanıyamıyoruz. Yani bu da ayrı bir sıkıntımız. Ama inşallah bunların hepsini aşacağız diye düşünüyorum. Aslında bu Zoom sanal ortam da iyi oldu hocam bir yerden. Böylece daha fazla birliktelik oluyor. Yani. Ya, şüphesiz çok iyi. Ben işte biraz da dediğim gibi daktilo devrinin hocası olduğum için. Ya estağfurullah hocam. Bu doktora tezini daktilo ile yazan birisi olarak böyle kendimi teknoloji özürlü gibi görüyorum ama alışıyorum yani yavaş yavaş. Yapamıyorum diyorum ama bir de bakıyorum oluyor yani. En azından böyle bir imkan buldum. Yani bize de bir fırsat verdi işte. Şimdi 22-23. programımız.
yani farklı şekillerde işte diğer sizi diğer hocalarımız izliyor. İşte herkes farklı. Ya bir de şu bütünlük önemli işte. Mesela yani sadece tarihçiler değil, arkeologlar değil, sanat tarihçiler değil. Bunların hepsinin birlikte çalışması gerekiyor. Yani birlikte olması gerekiyor ki ortaya bir şeyler çıksın. Yani bu açıdan da önemli. Merkezler var biliyorum. Bölümlerde kuruldu. Yani yavaş yavaş gelişiyorlar. Yani bu Türk arkeolojisine yönelik çalışmaları devam ettirmek üzere. İnşallah daha iyi sonuçları olur diye düşünüyorum. Evet. Bu bir temelidir. Evet. Osman Sertkaya sormuş hocam. İskitlerin Oğuzluğu konusunda bir düşünceniz oldu mu? İskitler Oğuz mudur? Yoksa... Hocamız sormuş. Evet, hocamıza da selamlarımızı iletelim. Evet. Ya bu... İç Kut, dış Kut, iç Oğuz, dış Oğuz kavramları var. Fakat ben üzerine açıkçası yani bu bazı boylar şeye kadar İskit dönemine kadar Oğuz boylarının isimleri götürülebiliyor. Yani en azından hocamıza şunu diyebilirim. Oğuz destanının parçaları İskit dönemine kadar ulaşmışsa İskit döneminde de Oğuzlar vardır diyebiliriz. Ama biraz daha bunu İlhami diyebilir belki, hani böyle birdenbire hemen uçtun gibi, yani uçma gibi bir şey değil bu. Bir oradan tespit ederek, yani destani bilgileri tespit ederek, bazı az evvel işte isimler soruldu, yani şunun şununla Agatirlerin şeylerle bağlantısı var mı falan diye. Bunu da biraz daha derinlemesine çalışarak, yani bize çocukken şunu öğretirlerdi yani, biraz ekmek buldum katık yok, katık buldum ekmek yok, para buldum cüzdan yok, cüzdan buldum para yok. İlkokula giderken biraz da yokluk döneminin çocukları, hatta yerli malı haftası kutlanırdı. Yani hafta yerli malı, Türk'ün malı, herkes onu kullanmalı diye büyük bir gururla herkes kendi getirdiği şeyleri yerde. Derdim yerli malı haftasını falan anlatmak değil. Bir şeyi buluyorsunuz, elde ediyorsunuz, başka bir şeyi bulamıyorsunuz. Az evvel bahsettiniz bir ekip çalışmasından. Bunun içerisinde dilcisi olacak, arkeoloğu olacak, tarihçisi olacak. Yani ben köken itibariyle arkeoloğum ama aynı zamanda dilci özelliklerim yok. Biraz Latince öğrendim. İşte bunun yanında Grekçe bilmek gerekiyor daha çok. Onların nasıl okunduğunu tespit etmek gerekiyor. Biraz iğneyle kuyu kazar gibi çalışmak icap ediyor. Yani bu da şey üzerinde çalışma bile, hocam bilir işte onu, en son Ahmet Bican Hoca okudu. Az evvel de söyledik, Esik Kurganı'ndan ortaya çıkartılmış olan yazı. Ben sonuçta onu şöyle kendim sonuçlandırdım. Türkçe mi okudu? İlk okuyan Türkçe mi okudu? Son okuyan da Türkçe mi okudu? Türkçe okudu. Tamamdır, o zaman mesele bitmiştir dedim kendi kendime. Yani hangi kelimeleri tutuyor, ne kadar tutuyor? Onlara falan bakmadım. Yani bu Oğuzluk konusu, eğer Türklükten bahsediyorsak elbette bir Oğuzluktan da bahsetmek gerekir. Çünkü Oğuz Kağan Destanı'nın izleri eğer Herodotos'ta varsa, ki ben inanıyorum yani o verilere, onun şeyi olduğuna, geçmiş olduğuna. Çünkü ilk defa Türklerin, yani eğer Saka döneminde Hazar Denizi'nin kuzeyinden böyle şeyi dolanarak, tamam, Mısır önlerine kadar varıp geri dönmeleri tarihi kayıtlara, bilgilere göre o zaman gerçekleştirmiştir. Zaten bu şeylerde kahramanlık destanları da kahramanlık çağının ürünleridir. Kahramanlık çağlarının başlangıcını da en azından İskit öncesi dönem, arkeolojik devir olmakla beraber şeye de ulaştırmak mümkündür. Yani İskit döneminden de başlatabilmek mümkündür. Yani bunlarda böyle basamaklar görmek lazım. Yani İskit dönemi, Hun dönemi, Göktürk dönemi gibi, yani şeyler, katmanlar görmek lazım. Evet, sanırım Mimikır diye hatırlıyorum. Belki yanlış olmasın. Hocam iyi akşamlar. Öncelikle çok teşekkürler. Tarihsel süreçte Türkler dahil bazı kavimlerin Bozkır'daki kuraklık ve kıtlık nedeniyle batıya göçlerin yaşandığı belirtilmektedir. Oysa aşağı yukarı aynı coğrafyada bulunan Çinler göç etmeyip yurtlarında kalmışlardır. Ve bugün dünyanın süper güçlerinden biridir. Bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi bilmiyorum. Ne dersiniz hocam?
Ya coğrafi çevre şartları. Bazı coğrafyalar insanları belirli bir yerde kalmaya zorlarlar. Bazı coğrafyalar ise hayat şartları gereği de iterler. Yani başka yerden başka bir yere gelmeye. Yani yoksa bozkır kültürünü oluşturanların kültürleri tamamen yok oldu gitti, onlara ait unsurlar ortadan kalktı gibi bir durum yok. Kültür taşıyıcısı olarak kendi kültürlerini taşımış olduklarını da biliyoruz. Yani öbürleri kendi coğrafyasını terk ettikleri zaman yerleşiklerin sıkıntıyla, şöyle bir sıkıntıyla karşılaşmaları söz konusu. Terk ettikleri zaman aç kalmak durumundadırlar. Yani ekip diktikleri yerleri ya terk edecekler ya da eğer bir siyasi baskı varsa onların şeyini kabul edecekler. Hükmü altına girecekler. Yani başka yolları yok. Yani açlıkla karşı karşıya kalabilirler. Kendi ekip diktikleri araziyi terk edemezler. Bozkır'da yaşayanların avantajı sürüleriyle birlikte başka yaylak, kışlak hayatı sürdürebilecekleri yerlere zorunluluk söz konusu olduğunda gidebilirler. Yani bu vatansızlık anlamında değerlendirilmemelidir. Yani bütün kültürleri kendi çevresi içerisinde değerlendirmek lazım gelir. Zaten Çinlilerin yapmış oldukları sette, ben o seti dolaşırken, o Moğolistan'a, Orhun'a gidip dönerken 3 defa dolaştım. 6875 kilometreydi. Sonra bir yazı çıktı arkasından. Çin Seddi uzadıkça uzuyor diye. Çinli arkeologlar 500 kilometre daha uzadığını görmüş. Onlar da kendi kültürlerini, kendi coğrafyalarını korumak için böyle bir set yapma ihtiyacı duymuşlar. Yani ilginç olması bakımından diyorum, o 2002 yılında dolaşırken Türkiye Çin'i 3-0 yendiydi. Ben de Türk bayrağını sallayarak dolaşıyordum Settin üzerinde. Türk diye bana şey yapıyorlardı. Bir önceki sene de Türk bayrağıyla dolaşıyordum. O zaman bana hiçbir şey demediler. Yani Türk olduğumu bile bilmediler. Demek ki bu tür etkinlikler, faaliyetler neydi? Son derece önemli. Yani sportif faaliyetler, orada elde edilen başarılar. Aklıma şey geldi de onun için söylüyorum. Bizim 1952'den beri mi ilk kez şeymiş... Madalya sayımız artmış, yani 1952'deki şeyi aşmışız. İnşallah bundan sonra gençlerimiz, Türk gençleri daha büyük işler yapacaklar. Neyse, her alanda yapacaklar. Yani İskitleri de daha iyi çalışacaklar. Sarmatları da daha iyi çalışacaklar. Göktürkleri de daha iyi çalışacaklar. Evet. Bu, buradaki şey tabii şimdi farklı hocam. Yani şimdi bir soruda, Çinliler şu anda zaten 30-40 yıldır süper bir güç. Yani işte Amerikalılar son 50-60 yılda süper güç oldular. Yani süper güç farklı bir şey. İskitler yaklaşık 1000 yıl süper güç olarak kaldılar. Yani evet. Bunlar keza öyle. O yüzden bu soru biraz yani ben şöyle algıladım. Yani göçmeseydik süper güç olurduk gibisinden. Ama bana pek doğru gelmiyor. Farklı bir durum yani bu durum. Evet. Farklı. Onu rahat bir ortamda olsa görüşürüz. Yani böyle rahat rahat böyle oturup bir yerde çay kahve içerken konuşulabilir. Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet. Semih Sakmar, sizi ilgilendirir mi bilmiyorum. İskitler'de yazı var hocam demiş. Zaten hocamız belirtti. İskitler yazıyor. İskitler'de şunu söyleyebiliriz. İşte İskitler, yani sakalar olarak baktığımızda bu kurganlardan çıkartılmış olan runik yazının prototipleri işte İskit Saka dönemine, Türk dili konuşan sakalar diye bunu Kazaklar falan da o şekilde, Kazak bilim adamları falan da ele aldılar. O şekilde yazı var. Yani yazıyı kullanmış olduklarını biliyoruz. Daha da ben daha da önemsediğim bir de ayrıca bu çivi yazısı var. Yani yeni elam tipi diye bizim daha çok sümerologların, arkadaşlarımın belirledikleri, hocaların söyledikleri bana. Çünkü ben onun üzerine çalışmam mümkün değildi o şekilde, ama buldum. Batılılar çalışmış, size de o örneklerini koymuştum yani orada. O yazı şeylere ait. Yani İskitlere ait yazı olarak var. Bir de üzerinde bizim çalışmadığımız, başkaları ne kadar çalıştı onu da bilmiyorum,
resim yazısından söz ediliyor. Evet. Yani resim yazısı, İskitlerin kullanmış olduğu bu hayvan üslubu, stilize hayvan şeylerinin bir çeşit resim yazısı olduğu üzerinde duruluyor. Ama ben açıkçası çalışmadım. Semih Sakmar devam ediyor. Sizi ilgilendiriyor mu bilmiyorum bu konu. Anadolu Grek midir hocam? Grek mi, Helen mi, İlyalı mı? Ya benim İskit şeyi üzerine oturttuğum Grek, yani bu Batılıların, yani tabir ayrı bir konu biraz. Ayrı bir konu. Evet. Helenistik falan tabir ettikleri dönem hep kendi tarihlendirme yöntemlerine göre yapılan bir tasniftir. Biz de istersek kendimiz ama belirli bir olgunluğa eriştirdikten sonra tasnif yapabiliriz. Yani bu tıpkı Türk tarihinin çağları meselesi gibi. Evet. Yani belirli bu arkeolojik devirlerinde çağlar üzerine Türk bilim adamları tasnif yapabilir. Semih Hoca çalışabilir mesela bunun üzerine kendisi, madem kafa yoruyor biraz. Evet. Evet hocam. Şimdi Taner Erden aslında bu sıkça paylaşılıyor hocam. Almanya'da Pers Kralı Kiros'un kesik başını tutan heykel hakkında bilgi. Bu hocam Tomris'in şeyde bir heykel var, Almanya'da yapılmış. Tomris saatinin diyorlar ki ben bunu çok da paylaşıldı, sosyal medyada çok paylaşılıyor. Tomris'in işte Kiros'un kesik başını elinde tuttuğu heykel var, resimler var. Yalnız bir de İskitlerin api var. O da kesik bir baş tutuyor. Biliyorsunuz onun bir altın plaket de var. İskitlere Tanrıça Api denilen Batı dilinde. Api'nin elinde tuttuğu bir şey var. Kesik baş var. Bir kesik baş da. Aynı şey gibi. Yine Greklerin bir şeyi var. Ona benziyor. Şimdi hocam bu Tomris midir? Bu Almanya'daki, yani Tomris kesik başını öyle resimlendiği gibi veya anlatıldığı gibi kesik başı mı, kendi başı kesmiş, elinde sallandırmış mıdır? Ya o çok mübalağalı bir şey. Bir de Herodotos'un vermiş olduğu bilgilere dayanıyor. İşte burada bilgiyi milli süzgeçten geçirmeyince çok farklı yerlere götürür. Yani hatta bizim bir Türk ressam bile onu şey yapmış, büyük bir kahramanlık hikayesi olarak göstererek şey yapmış. Yani birinin, erkek olsun, kadın olsun, başını kesmiş, motive etmiş şekli, yapılmış şekli karşıdaki insanı barbarlaştırır ve diğerlerine hak verdirir. Bak bu ayı, barbar dedirtir. Ben bir şey vardı, onu Grek örneği üzerinde verdim. Grek birisi, bir asker, bir Amazon'un genç kızın, İskit kızını yakalamış, saçına ellerini dolamış, ondan sonra bağrına şeyi yapıyor, hançerini saplıyor, o şekilde heykelini yaptırtmış. Şimdi bu bir barbarlık örneğidir. Hani Batılılar Latince öğrenmeye Amora sevmekle, ondan sonra Rosa gülle başlarlardı. Hani nerede bu gül, nerede sevmek? Yani dolayısıyla bu şeydir. Bunu tenkit ederken biz, yani bu böyle olmaz. Bir genç kıza bırak bağrına hançer saplamayı, üstüne üstlük heykelini yaptırmayı, çiçek verilir, gül verilir diye düşünürken, şey için Tomris'in böyle bir annenin acısı, feryadı elbette bilinmelidir. Öldürmüş olduğu kişinin büyük Kiros olduğu da bilinmelidir. Ama bunu böyle tutup bu şekilde betimlenmesi daha sonradan yapılmış olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da arkasına sığınarak bir Türk kahramanlığı olarak gösterilmesi, yayınlanmasını da kendi adıma doğru bulmuyorum. Yani bu tür şeylerle doğrulara ulaşamayız. Milli süzgeçten geçirerek bakmamız lazım bir de. Hatta bizim Türk ressam bile bundan esinlenerek yapmış. Arkasında büyük bir ordu
göstermiş Tomris'in. Kyros'un başını bu şekilde kesik başını tutarak resmedilmesi, bunun yayılması falan doğru değildir. Bu Türkleri büyütmez, kahramanlaştırmaz. Evet. Yani orada zaten hocam şu var, benim eklemek isteyeceğim. Bizim Türklerde şey var, politikacı kimlikleri var. Yani bir politiki, Tomris de bir Hatun Kağan, yani bir politikacı, devletin başı. Politik davranmak zorunda. Yani orada Kyros'un kafasını kesmektense Kyros'u kullanmak onun daha çok işine gelecektir. İşte Alparslan'ın Diyojen'i serbest bırakması gibi, değil mi? Yani biz, bunda bir politik amaç yatıyor. İşte Atilla'nın birçok anlaşmalar yapması gibi. Yani Türkler öyle hadi gidelim, vuralım, kıralım, ele geçirelim değil. Daha çok anlaşmaya meyilli bir millet yani. Öyle değil mi hocam? Ya bazı bilgilerin işte bu ayıklanması gerekir. Ben Türklerde kan kardeşliğiyle ve Türklerde Ant'la ilgili iki tane makale yazdım. Başka bir yerlerde de bu konuları değerlendirdim. O Herodotos'ta verilen bazı bilgileri ayıklayarak verdim bunu. Çünkü fayda ve faydacılık burada önemli olan. Yani gençlere nasıl faydalı olabilirsiniz, insanlara nasıl faydalı olabilirsiniz? Yani şey bilgiler, böyle ham bilgiler ya da insanların zihnini karıştırabilecek bilgilerin verilmemesi lazım. Vay işte kafatasının kesilmesi, altınla kaplanması ya da işte efendim derisinin sıyrılarak mendil gibi kullanılması, halay çekilmesi. Ya bunlar yani hakikaten çok uç şeyler. Barbarlık yani. Barbarlık. Geçten geçirmek lazım. O duygular içerisinde bırakın yani şeyi, insanın böyle düşmanıyla karşılaşıp böyle bir şey gerçekleştirmesini. Bazen en çok sevdiklerine de yapıyorlar insanlar bu barbarlığı bazen görünce. Yani terazi, düzen kaybolduktan sonra çocuğuna yapıyor, ailesine yapıyor. Yani bunları ayırt etmek lazım ve tarihin şeyi içerisinden çıkartmak lazım gelir diye düşünüyorum. Yani bireysel olarak vermiş olduğum mücadelelerden biri de bu. Yani kaynaklarda olduğu gibi almak değil. Ya da işte mesela şeyde bu Hunlardan bahsederken var ya, Ammianus Marcellinus bir Hunlara küfretmediği kalmış yani. Onu o kadar çalışırken üzerinde yumuşatmaya çalıştım. Hala kısmen izleri vardı yani, iyice yumuşatmaya çalıştım. Çünkü bazıları düşmanlık duyguları içerisinde veriyorlar bilgileri. Yani o düşmanlık duyguları içerisinde verilen bilgileri yumuşatmanız ve kullanılacak hale getirmeniz gerekiyor. Galaxy Note 5, Herodot domuz beslemezler der. Bunda çok önemli bir konu. Evet. Yani o domuz beslemiyorlar. Evet, kültürlerinde yani hani Türkler sadece İslam medeniyeti dairesi içerisine girmeleriyle birlikte domuz beslememeye başlamamışlar. İskitlerden diyor domuz beslemezler diyor. Bırakın domuz beslemeyi diyor. Domuzdan diyor nefret ederler diyor. Domuz kültürü yok. Yani kurganlara baktığınız zaman eğer bir domuz dişi çıkmışsa ya büyüsel bir amaçtadır ya da bir özel bir amacı vardır. Yani domuza ait unsurlar, görseller, kurgan verileri yoğun değil. Yani onun için domuzdan nefret ediyorlar. İskitlerde domuz kültürünün olmaması da Türklükleri açısından önemli bir işaret. Yani at kültürü var ama domuz kültürü yok. Mesela İndirgermenlerde en yoğun görülen kültür domuz kültürüdür. Hepimiz biliyoruz. Hatta günümüzde bile teknolojiyle beraber domuzlu filmler, domuzlu önlükler, domuzlu çizgi filmler, domuzlu kumbaralar, domuz o kadar sevecen hayvan haline getirilmiş ki neredeyse yetişkin izleyenler de severecek onu görünce. Ama bizde hala şey, domuz böyle korkunç, tiksindirici bir hayvan. Yani evet, Türk yani kültüründe, Türk kültüründe hala o şekilde bir domuz. Bu genetik bir şey var. Ben yani Moğolistan'da da çok az domuz gördüm. Aslında Tunguz domuz. Ulaanbaatar'la Ulağan kızıl demek, Batır kahraman demek, kızıl kahraman şehrin adı. Ulaanbaatar'la Orhun'un arasında, Koşaçay'dan bölgesi arasında sadece iki yerde domuz besleme kültürü olduğu halde bile
yolun kenarında iki yerde küçük domuz sürülerine rastladım. Semisatlar demişler. Hatta şunu da söyleyeyim, bir de Almanya'da Auerbach diye bir yer var. Bilmiyorum acaba Auer'dan bozma mı? Çünkü Auer'ların çok şeyi var. Auer çayı anlamına mı geliyor onu bilemem ama şunu biliyorum. Güneyden kuzeye doğru bir Hunnun Strasse var. Hunlar Caddesi. Bir Stuttgart civarında Obertürkenheim ve Untertürkenheim diye iki tane yerleşim yeri var. Aşağı Türk yurdu ve yukarı Türk yurdu. Bu Osmanlı'nın Viyana kuşatması sırasında oluşmuş. Orada Auerbach'ta domuz eti yemeyen Almanlar var. İlginç. Yani, onlar demek ki. Evet. Yani aslında bizim Avrupa'da Türk izleri diye bir program vardı bir zamanlar. TRT'de yayınlandı yıllar önce. Avrupa'da Türk izleri diye. Yani orada izleri bulacaksınız. O izler üzerinden gideceksiniz. Çok ilginç birisi. Konya'da yapılan bu Haçlı Seferleri Sempozyumun sonuncusunda Almanya'da Zoltan soyadlı iki kişi gelmiş. Zoltan şekerlerinin sahibiymiş. Bizim atamız Selçuklu Türk'ü demişler. Mezar kitabesiyle çıkıp gelmişler. Rahmetli olan arkadaşım yakın bir zamanda şey yaptı. O dedi bak böyle bir şey oldu dedi. Ya benim bildirim yoktu ama en azından onlarla tanışmaya, bu konuşmayı duymaya gelmek isterdim Konya'ya dedim. Yani şey... Zoltan Şeker, Sultan, soyadları Sultan, Zoltan. Zoltan Şekerleme'nin sahipleriymiş. Bizim atalarımız demiş şey, orada yani Almanya'da işte Selçuklu Türk olarak geldi. Belirli bir süre orada kaldı. Kalmış, biz de onun soyundan geliyoruz demiş. Çünkü Alman'a başka bir milletin dışında bir söz söyletmek ya da Almanca'nın dışında bir şeyle konuşturmak pek kolay değil. Evet. Orada çok ilginç şeyler de var hocam. Ben gerçekten bu Avrupa bizim işte bu sene biliyorsunuz 27-28 Kasım'da çalıştayımız olacak. Siz de konuklarımızdan birisiniz. İstanbul'daki çalıştayımızda bu Avrupa'daki tip yüzlerini konuşacağız. Evet. Ama gerçekten çok ilginç şeyler var orada. Özellikle Osmanlı'dan öncesinde ya İskitlere kadar, daha öncesine kadar giden bir şey var. Türk izleri var Avrupa'da. Yani bayağı heyecan verici izler bunlar. Şimdi bir de arkadaş konuyu açıyor. Alp dağlarının eteklerinde işte El Turco diye biri. Bir Türk geliyor, kahraman, oradaki haydutları uzaklaştırıyor. Köyün kahramanı oluyor ya da evleniyor. Her yıl şenlikler yapıyorlarmış. O El Turco'yu arkadaşlardan birisi roman yazdı. Yani bir 20 kadar roman yazdı. En son Bilge Kağan'ı yazdıydı. Bir de şeyi Bilge Tonyukuk'u da yaz dedik yani böyle kendine. Bayağı yazabiliyor yani, becerebiliyor. Bir 20 kadar roman yazdı, biri de El Turco. Yani hikayesi bu kadar ama o El Turco'yu böyle yazmış işte. Roman nasıl yazılması gerekiyorsa o yöntemle yazmış. Ama şeyler var, o tür hikayeler hocam. İspanya'da var, İtalya'da var. Evet. Şimdi işte diyorlar ki bunlar Osmanlı'dan falan diyorlar ya. Ama ondan çok önceleri var yani. Şunu düşünüyorum, içi politize de etmek istemiyorum, sadece buradan bir nokta koyup yani cümlemin sonuna başka konulara geçelim diyor. Anadolu'da bu kadar sıkışmışken, bu kadar Türkler bunalmışken şimdi yani bu dışarıdaki izler falan biraz da farklı bir boyut kazanıyor ama el birliğiyle hepimiz çalışacağız. Tabii önce yaşadığımız coğrafyayı sağlam tutarsak diğer yerlere açılımımız da kolay olur. Çünkü burası bir üs, burası bir merkez. Tamam mı? Onu öyle söyleyeyim de politize etmeden döneyim buradan. Çünkü yakın dönem bilmem. Semih Kısahlar da güzel bir konuya değinmiş. Hitit hattı meselesini çözmek gerekir demiş. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. O Hitit hattı meselesini çözmek gerekiyor. Özellikle tabii hoca o konularda daha yoğun çalışıyor. Mezun olduğu alan itibariyle de bu haddi konusu, haddi dili vesaire, haddi kültürü,
haddi yüksek kültürü. Bunların tabii ortaya konulması gerekiyor. Çok fazla da üzerinde duran olmadı. Yani sadece dillerinin bitişken olduğu üzerinde falan insanlar durdular. Diğer o veriler, buluntular, maddi kültür unsurları, bunlara da bakmak lazım. Doğru. Evet, Ruki Akdoğan hocamız, Çukurova Üniversitesi'nden Arkeoloji Bölüm Başkanı. Hocamıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler edindik. İyi akşamlar, ayrılmak durumundayım demiş. Size selam gönderiyor. Tamam, bizden de selamlar olsun. diğer şey demiş, Mümin Kır Bey demiş ki Sayın Hocam sorumun amacı hani kesinlikle süper güç meselesi değildi. O bir örnekti sadece. Önemli olan bazı kavimlerin yurtlarını terk etmediği gerçeğiydi. Bunu sormak istemiştim. Yani ya, bazı yığılmalar var tabii orada. Onu belirtmek istedi. Öbür kültür bir hareketli kültür. Diğer ise kendi çevresinde üst üste yığılma var. O coğrafi şartlardan dolayı büyük ölçüde. Evet. Zaten kendisi için tehdit unsuru olan yere de setti oluşturuyor. Büyük bir set oluşturuyor. Ve dolayısıyla kendisine gelebilecek tehdit, kuzey ve kuzeybatıdan gelebilecek tehdidi de böylece büyük ölçüde ortadan kaldırmış oluyor. Evet. Bir de o kültürü de yok etmek istemiyor. Yani Türkler yok etmek istemiyorlar. Yani yok etmek istemelerinin sebebi aynı şekilde öyle bir kültürü yaşatamazlar. Kendileri onları vergiye bağladıkları zaman daha kazançlı çıkacaklardır. Evet hocam, bir de farklı sebepler de var. İşte kavimlerin birbirlerini itmesi, işte taht kavgaları, bunun dışında işte başka iklimsel koşullar da var. Mecburen. Hatta bir yabancı William Smith diyor, Türkler atalarının gittikleri yerlere gitmişlerdir. Bu gerçekten de doğru, yani aynı yerlere tekrar gidiyorlar farklı amaçlar için. Değil mi hocam? Evet. Evet. Şeyi demiş, Zoltan'ın Atilla Üstürk demiş, hocamın bahsettiği Baviera şekerlemeleri demiş. O Zoltanların ürettiği şeker. Olabilir. Soyadları Zoltan, işte Zoltan şekerleme dediğim onların sahipleri. Kendi atalarının Selçuklu Türk olduğunu bizzat söylemişler. Yanlarında da belge olarak mezar kitabesini getirmişler. Evet. Evet hocam, soruları bitirdik sanırım. Hocam sizin eklemek istediğiniz şeyler var mı? Ya bir şey söyleyeyim. Daha da fazla burada dinleyenleri sıkıntıya sokmadan şöyle bir toparlama yapalım. Sıkıntıya geçmeyiz hocam. Buyurun. Yani özellikle siyasi tarih konusunu biraz bilerek boş bıraktım. Yani kültürel konuların daha önemli olduğunu, kültürel boyutuyla meseleye bakıldığında daha iyi sonuçlar elde edilebileceğini ve özellikle İskitlerin yani Sakaların Türklüğüne ışık tutabilecek verilerin burada aranması gerektiğini belirttim. Yani bunu devlet yönetimi bakımından, işte askeri yapı bakımından, yani askeri yapısı, askeri yapılanması, sosyal hayatı açısından, sosyal yapısı açısından bakıldığında, özellikle tabii olduğu kadarıyla dil, yazı ve edebiyat konularında, yani edebiyat konuları yine işte bu Grek şeyi içerisine girmiş, Grek kaynakları içerisinde yerlerini almış olduğunu, İskitlere dair bir takım edebi konuların onların içerisinde olduğunu bakıldığı zaman, yani bunların hepsine sanat anlayışı, özellikle hayvan üslubu adı verilen sanat anlayışı önemli, gelenek görenekler önemli. Bunları kendi içerisinde ilk önce o Hunlarla, Göktürklerle karşılaştırıp daha sonra bir bütün içerisine oturtup oturttuktan sonra günümüze doğru da izlerini takip edebilmek mümkündür. Ama ben daha çok özellikle tabii İskitlerin Türklüğü konusuna ayrı bir başlık ayırarak değişik vesilelerle
bunları yeni bilgilerle de destekledim. Yani sadece eskiden var olan bilgiler değil, bazı son çalışmalarımda yeni verileri de bunlara dahil ettim. Biraz daha bunların dahil edilmesi, incelenmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani işte onun için yani az evvel söylenilen kurganlardan çıkartılan buluntular, kalıntılar, özellikle iskeletler üzerinde yapılan DNA testleri. DNA testlerine kimsenin diyebileceği hiçbir şey yok. Yani bunlar son derece sağlam veriler. Onun için yani karşı çıkma gibi neyi bir durum olmaz. Ama özellikle antropolojik olarak baktığınızda yani brekisefal, mezotisefal, dolikisefal diye bunlar da birer kaynak ama kafataslarına göre bakarak bir değerlendirme yapmak şey. Yani tek başına yetmez. Özellikle bu DNA testleriyle daha sağlam sonuçlara varabilmek mümkündür. Şüphesiz şeyler eldeki veriler olmadığı zaman kafatasına da bakarak bu böyledir, bu brekisefaldir falan diyebilirsiniz. Yani bu tür değerlendirmelerde yapılmıştır. Ama önemli olan bütün verilerin bir bütün halinde böyle fayda sağlayacak bir şekilde ele alınması ve değerlendirmesi şeklinde olacaktır. Bunları el birliğiyle ileriye yönelik olarak üzerinde durulabilir, çalışılabilir. Her şeyden önce bir defa mevcut çalışmaları bilmek lazım. Bizdeki noksanlık budur. Yani bu konuya gönül verenler en azından şimdiye kadar ne yapılmışı bilmeleri gerekir. Özellikle Türk bilim adamları ne yaptı? Özellikle diyorum. Çünkü herkesin yeterince yabancı dili olmayabilir, ulaşamayabilir. Türk bilim adamları nasıl yaptı? Zeki ve Eldi Togan'dan itibaren neler söylenildi, neler yapılmaya başlandı. Yani Zeki ve Eldi Togan'ı esas aldım. Daha önceye de gider şüphesiz ama yani oradan itibaren, Zeki ve Eldi Togan hocadan itibaren kimler ne yaptığı şimdiye kadar getirebilirsek daha sağlıklı sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Şüphesiz İskit Saka konusu uzun konu. Ben Bozkır Kayınları Tarihi dersi adı altında epeyce bir şey uzunca bunları ayrı ayrı başlıklar altında anlatıyorum. Bir sempozyumda ancak bu kadar olabilir. Size ilginç bir şey yaparak sonuçlandırayım. Birisi bizim Ankara Ayaş'a gelmiş, bana bir testi yap ki demiş, bir yerlere de dokunmasın sözüm yani ben o diyeni söylüyorum. Hacı tamahlı, hoca karınlı, muhtar ümüklü olsun demiş. Git babam git ona benim toprağım yetmez demiş. Bizim ilmimizde yani İskit'te olsa, Saka'da olsa, Sarmat'ta olsa, Hun'da, Göktürk'te olsa bütün her şeyi yapmaya yetmez. Elbette eksikliklerimiz var, kendilerimizi yeniliyoruz. Kendi yeni bilgiler katıyoruz bilgilerimize ama her şeyden önce bu ülkenin çocukları için, Türkler için, Türk dünyası için, geniş anlamda insanlık için bir şeyler yapalım diye de mücadele ediyoruz, insan yetiştiriyoruz. Evet, dolayısıyla yıllardan beri dersler veriyorum. Benim özetle söyleyebileceklerim bunlardır. Şüphesiz çok boşluk bıraktığımı düşünüyorum. Ancak bu kadar zamanlık bir söyleşide bu konular bu şekilde ele alınabilir. Eksiklerimden dolayı yani affola diyorum. Verdiğim bilgilerin de faydalı olmasını düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Bir defa şu önemli. Şimdi Hint-Avrupa tarihi yapılandırmasına karşı sizin cesur duruşunuz bu çok önemli. Çünkü herkesin yapabileceği bir duruş değil bu. Maalesef ülkemizde. Bu çok önemli. Sizin katkınızla tabii İskitler gibi bir konuda İskitler sadece İskitler değil, Sarmatlar diğer konular da var. Ama bu konulara eğilmeniz gerçekten Türk tarihi açısından çok çok önemli. O yüzden gayretleriniz için, çalışmalarınız için ve bugünkü sunumunuz için de çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. En azından Çalıştay'da birlikte olacağız. Ama daha sonraki Zoom programlarında da yine birlikte olacağız hocam. Oldu. İnşallah. Yani böyle konu
konuyu açıyor tabii. Ben Türk kültürüne girişte bu görüşleri biraz daha rahmetli Kafesoğlu Hoca'nın aldığının ötesine taşımaya çalıştım verilerden hareketle. İskit görüşü, İndo-Cermen görüşü ve Altaylı görüşü diye. Burada bile adında bile tabii ismini Batılılar koyduğu için ikisinde adı var, kayyum adı var, İndo-Germen. Birisinde İskit adı var, diğerinde Altaylı, coğrafya. Şimdi tasnif yapılırken ya coğrafyaya göre tasnif yapılır ya kavme göre tasnif yapılır. Burada Altaylı diyerek Türk dememek için Altaylı deyip geçmişler. Ben de yine her şeye rağmen Altaylı başlığını temkinli olarak kullanmakla birlikte böyle bir tasnif yapıldığını korktuğum için falan değil. İçerisinde buna Türk adı demek gerektiğini belirttim. Yani Türk görüşü denilmesi gerektiğini, yani coğrafi bir kavram olduğunu, o İndo-Cermen görüşünün de neden tutarlı olmadığını, İskit görüşünün niye yani o şekilde tutarlı olmadığını, yani yoksa İskitlere karşı değil, o ileri sürülen görüşler doğrultusunda, Altaylı görüşünün de ne kadar doğru olduğunu ve buna Türk görüşü denilmesi gerektiğini belirttim. Yani bu kitabımda, yani Türk Kültürüne Giriş adlı kitabımda böyle bir başlık atmıştım. Yani görüşler, Bozkır kültürünün ya da Türk kültürünün ortaya çıkışı üzerine görüşler konusunda böyle bir şekilde değinmiştim. Bunu da bu şekilde kısaca belirtmiş olayım. Evet, çok teşekkürler hocam. Katılan arkadaşlara da, YouTube'dan izleyen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Necati Demir hocamızla birlikte olacağız. Gazi Üniversitesi'nden. Konumuz Karadeniz'de Türk tarihi. Bizim Karadeniz bölgemizde, Orta ve Doğu Karadeniz'de Türklerin tarihi olacak. Necati hocamızla aynı saatte, cumartesi akşamı bunları konuşacağız. Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Size iyi geceler diliyorum. Tüm katılımcılara da, izleyicilerimize de iyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese, bütün katılımcılara da teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler. Sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek efendim, üzere. Efendim çok sağ olun. Biz de Çamlıman Akademi olarak çok güzel bilgilerle donatıldık. Arkadaşlar soruyorlar. Ben de ilgiyle takip ettim. Çamlıman Akademi olarak bu yayını kayda aldık ve yayını YouTube kanalında yükleyeceğiz ve istediğiniz zaman Çamlıman Akademi olarak izleyebilirsiniz efendim. Diğer arkadaşlar da izleyebilir. Gerçekten çok bilgi birikiminiz tarihe bir kayıt olarak da geçecek yani. Bunun da ayrıca mutluluğunu biz yaşıyoruz. Hiç merak etmeyin. Bunlar tarihe geçen konuşmalardı. Çok da güzel oldu. Müsaade ederseniz efendim bizim yayını bitirmeden önce bir manifestomuz var. Onu da yayınlayarak canlı yayını ve kaydı kapatacağız. Arzu eden kişilerle, tabii siz de arzu ederseniz ve yorulmadıysanız, sohbet kısmında kişilerin konuşmalarını açıyoruz ve karşılıklı sohbete de devam edebiliriz. Ben de tekrar size teşekkür ediyorum efendim ve manifestomuzu izninizle paylaşıyorum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Koşuyoruz, yüreğimiz bayrak açtı, yarlara uçuyoruz. Kalmayız engelleri, sefer yeni başlıyor. Donanmamız bir nefeste, yedi deniz dolaşıyor. Dalga dalga, dalga dalga, dalgaları aşıyoruz. Yüreğimiz derinlerde, enginlere varıyoruz. Dalga
dalga, dalga dalga, dalgaları aşıyoruz. Yüreğimiz derinlere, enginlere varıyoruz. Bizim şiarımız Mavi Vatan. Mavi Vatan'ı hak etmeli. Denizi sevmeli, yüzmeli, dalmalı, kürekçi, yelkenci olmalı. Mavi Vatan'da kadın yüzer, yelken yapar, kürek çeker, su altında fotoğraf çeker, hatta kutuplara gider. Nasıl balık tutulduğunu bilir. Çünkü Mavi Vatan sözde olmaz, kültürdeyse olur. Okullarımızı açın. Deniz Lisesi açılsın, Kuleli Askeri Lisesi açılsın, Assubay Hazırlama Okulları açılsın, Askeri Tıbbiye açılsın, Hıfzı Sıha Enstitüsü açılsın. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı ve tanıtılma çabaları başlasın. Mavi Vatan ülküsü müfredata alınsın, eğitim dili Türkçe olsun. Bayrak, bayrak, Levent'ler, Mavi Vatan'lar.